Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uçaktaki ateistin bugün çok önemli bir konusu var. Öncelikle seste bir sorun olmadığını varsayıyorum. Network ile ilgili bir sorun oldu. Ne yazık ki hani yayının bir kısmını, hani Selçuk Bey'e giden kısmı Zoom'dan durdurmak zorunda kaldım bu yüzden. Ama network'ün dışında şu anda network'te de bir sorun yok. Seste de bir sorun görmüyorum. Benim sesim gayet net ve buradan da gayet güzel gidiyor yayına. Bugünkü konumuz özel ve aynı zamanda benim de hani uzun zamandır yapmayı düşündüğüm konulardan bir tanesi. Beni takip edenler, yani sizler biliyorsunuz, Papa Eftim konusunda ne kadar hassas olduğumla ilgili. Özellikle bir ateist olarak bu ülkede her inancın ya da inançsızlığın layık bir şekilde var olması gerektiğini düşünen bir insanım. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu şekilde bir ülke miras bıraktığını da savunan birisiyim. Bu yüzden Türk Ortodoks Kilisesi ve Papa Eftim önemli. Çünkü ne yazık ki ülkemizde zaten hani işin muhafazakar ya da bağnaz diyebileceğimiz kısımları zaten Papa Eftim'i hiç ağzına almak istemiyor, ama buradaki bağnaz tabirini ya da muhafazakar tabirini Müslümanlar için, sadece Müslümanlar için kullanmıyorum. Patriklik de buna dahil olabilir. Hatta birçok, belki birazdan dinleyeceğiz, belki farklı farklı Hristiyan cemaatlerde Papa Eftim konusunda rahatsız olabilirler ve bunu bir şekilde yansıtıyor olabilirler. Ancak bunların dışında kendilerine Atatürkçü diyen birçok kişinin de nedense Papa Eftim'i ağzına almak istememeleri ya da eserlerinde kullanmamaları, yani takdir etseler bile Papa Eftim'i, hani takdir etseler, işte onun yaptıklarını bilseler bile eserlerinde kullanılmasının düşünce ve fikren kendi ileri sürdükleri iddiaları ters düşmesi nedeniyle almamaları, burada çok fazla anlattık bu konuları. Bu yüzden bugünkü konumuz önemli. Yani Papa Eftim konusu önemli, ama sadece Papa Eftim'i konuşmayacağız aslında. Türk Ortodoks Kilisesi'ni de konuşacağız. Çünkü Türk Ortodoks Kilisesi'nin durumu da yani laik bir ülke için önemli bir durum. Yani bu ülkedeki her inanç ya da inançsızlığın kurumsal bir kimlik adı altında seküler sisteme hiçbir şekilde karşıt olmadan, seküler sisteme zarar vermeden ya da seküler sisteme zarar verecek herhangi bir eylem ya da düşünce içinde bulunmadan özgür bir şekilde bulunması hepimizin temennisi. Buna Ateizm Derneği de dahildi, ama Ateizm Derneği ile ilgili olan olayları biliyorsunuz ki benim orada çalışmamın sebeplerinden bir tanesi buydu. Yani fikrem buydu. Musevilerle ilgili bu ülkede işte dernek ve kurumların olması, Müslümanların yine aynı şekilde, Alevilerin aynı şekilde bu ülkede kurumsal olarak yer almaları çok önemlidir. Laiklik açısından, sekülerlik açısından önemlidir. Ama iş ne yazık ki böyle yürümüyor. Anayasamızın ikinci maddesi laik bir ülke olduğumuzu belirtse bile bu ülkede laiklik birilerine ya biz daha laikiz manasına getiriliyor ya da laiklik görülmezden geliniyor. Özellikle şu son zamanlarda ve hatta daha da öncesinde, yani sadece bu hükümet için söylemeyelim, çok çok daha öncesinde bu işler oluyordu. Yani Sivas olayları olduğunda AK Parti hükümeti başta değildi. Hatta işte bugün belki dinleyeceksiniz, çok çok daha eski hükümetlerin yaptıklarını dinleyeceksiniz ki biz burada anlattık. Büyük bir ihtimal Selçuk Bey de üstüne çok çok şeyler ekleyecektir. Bizim bilmediğimiz çok şeyler ekleyecektir. Şimdi bugün bu yayın, yani Türk Ortodoks Kilisesi yapmış olduğum yayınla ilgili bir de ufak bir eleştiri gelecektir bana. Ben o eleştiriye gelmeden cevap vereyim. Şimdi biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili ben burada bu kanalda birçok yayın yaptım. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması ve daha sonra ne hale geldiği ile ilgili meclis tutanaklarını okuduk. Burada işte çıkartılan kanunları okuduk. Hatta imamlara verilen maaşları nasıl arttırıldığını okuduk. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti milletvekillerinin Diyanet'le ilgili söylediklerini yine meclisin kendi tutanaklarına söyledik. Şimdi birileri girip diyecekler ki ya Diyanet'e karşı bu şekilde yayınlar yapıyorsun. Niye Türk Ortodoks Kilisesi'ne karşı böyle yayınlar yapıyorsun? Ya da niye böyle bir durum yapıyorsun? İşte Türk Ortodoks Kilisesi'ni ayrıştırıyor musun? Sen bir hani ateistin falan gibi eleştiriler gelecektir. Onu hemen açıklayayım. Bu eleştiri baştan cevap vereyim, sonra da konuma döneceğim zaten. Çünkü videonun başında eleştiriye cevap vermek önemli. Çünkü mevzu ateist olup olmamak değil ya da işte bir Müslüman olmak da değil. Yani bir inançlı olup olmamak da değil. Mevzu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası, anayasal bütünlüğü ve laikliği söz konusu. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı Rıfat Börekçi'nin olduğu, işte yer yer Mehmet Akif Ersoy gibi, yer yer mesela ben burada okudum Amasya müftüsü vardı. Mustafa Kemal Amasya'ya çıktı gittiğinde
Amasya Müftüsü'nün verdiği hutbeyi okumuştum. Cumhuriyetten bahsediyor adam. O tür müftülerimizin olduğu bir kurum olarak kuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve her zaman şunu söylemişimdir. Hani laik bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı olur mu diye bir söz söylüyorlar ya, bence laik bir ülke yapmak için bir Diyanet İşleri Başkanlığı'na ihtiyacımız vardı. Kurulduğu dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum olmasaydı biz laikliğe hiç geçemezdik. Çünkü bağnaz hocanın ağzından çıkan, imamın, cami imamının ağzından çıkan her şeyi kendisine şey olarak kabul eden, doğru olarak kabul eden, ki en mantıksız şey de olsa doğru olarak kabul eden bir milletten bahsediyorduk. Okuma yazma oranının %3'lerde, kadınlarda %5'lerde olduğu bir toplumdan bahsediyorduk. Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkede laikliğin kurulması için var olabilecek kurumlardan bir tanesiydi. Bence hala da devam etmesi gereken bir kurum. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk Ortodoks Kilisesi'nin kurulması hikayeleri birbirinden çok farklı. Türk Ortodoks Kilisesi de en az Rıfat Börekçi gibi, Mehmet Akif Ersoy gibi, söylediğim Amasya Müftüsü Ahmet Efendi gibi birçok Kurtuluş Savaşı'nda milli hükümetin yanında almış din hocalarımız kadar kıymetli olan Papa Eftim ve arkadaşları tarafından kurulmuş bir dini kilise. Bir yapısı var, kurumsal bir yapısı var. Ancak bir farklılığı var. Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle 11 Kasım 1938'den sonra bu ülkenin anayasal bütünlüğü yerine antikomünist bir yapıya bürünüp Amerika'nın menfaatlerini savunmaya başlayan bir yapıya büründüğünden belli. Diyanet İşleri Başkanlığı'yla, hiç kusura bakmayın ama, hani diğer birçok kurumu yan yana getirmem bile mümkün değil. Eğer Diyanet İşleri Başkanlığı da kuruluş felsefesine geri döner, sadece bu ülkedeki imamları yetiştirmek ve bu ülkedeki insanlara İslam dini üzerinden hani empoze edilen yobazlığı ve bağnazlığı engellemek ve anayasanın değişmez bütünlüğünü, maddelerini aynı çerçevede koruma çerçevesine geri dönerse, ne ala, Diyanet İşleri Başkanlığı için de söyleyecek bir sözümüz olmaz herhalde. Neyse, ben fazla da bekletmeyeyim. Zaten yaklaşık 9-10 dakikayı doldurmuşum. Hemen konuma döneceğim. Selçuk Bey, merhaba, hoş geldiniz kanalımıza. İyi akşamlar, sesim geliyor mu? Sizin sesiniz net duyuyorum. Siz beni göremiyorsunuz ne yazık ki. Dediğim gibi internette bir problem var. Size yayını verdiğim zaman YouTube'a yayını veremiyorum. Bunu çok yaşıyorum. O yüzden kusura bakmayın, tekrardan özür dilerim. Öncelikle yani kanalıma katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi ben ilk Ben Burhur'la teşekkür yaptığınız ederim. yayında dinlemiştim ve yayından önce söylemiştim, çok kıskandım. Çünkü Papa Eftim'in büyük torunuyla yayın yapmak büyük bir onur benim için. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Yani siz Türk Ortodoks Kilisesi'ndeki göreviniz, işte Papa Eftim'le olan akrabalığınızı tanıyabilir misiniz en azından izleyicilerimiz açısından? Tabii ki de. Adım Kristalçuk Erenerol. Papa Eftim'in oğlunun, yani Papa Eftim 3, Selçuk Erenerol'un torunu oluyorum. Şu anda da Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin basın sözcülüğü yardımcılığını yapıyorum. Kısaca bahsetmek gerekirse, lisans eğitimimi siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler üzerine tamamladım. Aynı zamanda sosyoloji yan dalım var. Lisansım boyunca uluslararası, milletlerarası özel hukuk, laiklik ve sekülerizm gibi alanlarda çalıştım. Ondan sonra da yüksek lisansım için Brüksel'e gittim. Bir yandan siyaset ana bilim yüksek lisansını tamamlarken bir yandan din bilimleri ve laiklik yüksek lisansında vaktim olduğunca ders alıp eğitimime devam ettim. Ondan sonra malum pandeminin başlamasıyla beraber İstanbul'da hayat biraz zorlayıcıydı. Şu anda söylediğim gibi Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin basın sözcülüğü yardımcılığını yapıyorum ve aynı zamanda milletvekili Mehmet Ali Çelebi Bey'in başlatmalıyım. Son söylediğinizi duyamadık. İnternetinizle ilgili bir kesinti oldu. Milletvekili kim dediniz, duyamadım. Mehmet Ali Çelebi Bey'in başdanışmanlığını yapıyorum. Hangi partidendi Mehmet Ali Çelebi? Şu anda partisi yok. Bağımsız. Bağımsız milletvekili olarak. Bağımsız. Tamam. Güzel. Öncelikle başarılar dilerim. Yani hem çünkü çok zor bir göreviniz var. Türk Ortodoks Kilisesi adına basın sözcüğü yardımcılığı yapmak, yani özellikle bu ülkede çok zor. Evet. Çünkü açık olarak konuşacağım. Türk Ortodoks Kilisesi, Ortodoks olarak Müslümanlar açısından zor, Türk olarak da Ortodokslar açısından zor olan bir görev. O yüzden belirtiyorum. Adında Türk olan bir kiliseden bahsediyoruz. Ona geleceğim. Türk Ortodoks Kilisesi kurulmasına geleceğim. Ancak burada şimdi
kronolojik olarak gitmek istersek bu Türk Ortodoks Kilisesi'nden önce Papa Eftim'in vermiş olduğu bir mücadele var. Yani Zeki Erenerol'un, büyük dedenizin. Öncelikle bize biraz hani Kurtuluş Savaşı'nda verdiği destekten biraz bahsedebilir misin? Çünkü insanlar bunu bilmiyorlar ya da çok az kişi biliyor. Yani herkes Rıfat Börekçi'yi, Mehmet Akif Ersoy'u duymuştur da kimse Papa Eftim'i duymamıştır. Yani Papa Eftim ne yaptı Kurtuluş Savaşı'nda? Hani mesela burada işte Erol Bey'in kitabında şurada bir meclis önündeki konuşması var. Konuşma resmi var. Yani bir tek meclise çıkıp bir konuşma mı yaptı? Yani ne yaptı? Hiçbir faydası yokmuş gibi söyleyenler vardı. O yüzden soruyorum. Buyurun. Tabii ki de kısaca bahsetmek gerekirse öncelikle zaten din eğitimini vesaire okullarını bitirdikten sonra kendisi 1918 yılında keskin metropolitik vekili olarak atanıyor. Ve 1918'den itibaren 19'da özellikle artık milli mücadeleye destek vermek istiyor. Ve burada tabii en önemli olaylardan bir tanesi de verdiği beyandır. Şimdi kendine bir yol haritası çiziyor. Amacı B, yaşanan özellikle 1820'li yıllardan itibaren Mor İsyanı olsun, ardından Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nın da ardından İzmir'in işgali olsun, Müslüman ve Hristiyan cemaat arasında Türk olmalarına rağmen her iki tarafın bir düşmanlık ve gerilim oluşukta. Ve öncelikle bunun ortadan kaldırılmasını önemli görüyor. Bunu ortadan kaldırmazsa milli mücadelenin doğru bir şekilde devam edemeyeceğini biliyor. O yüzden meşhur beyannamesini yayınlıyor. Onu hemen kısaca okumak isterim çünkü Çok iyi olur. önemli bir beyannamedir. Ve bu beyannamenin yayınlanmasıyla beraber aslında bilfiil Papa Eftim milli mücadelede yerini Atatürk'ün yanında, Mustafa Kemal Paşa'mızın yanında alıyor. Şöyle, mesela İstanbul Patrikhanesi'nin bize Türklüğümüzü unutturmak ve dilimizi aldığı bunca dert hiç kâr etti mi? İşte Türk tabiyetimiz ve dilimiz olduğu gibi bakidir. Halis Türk ve Türk evlatları olduğumuzu adet, töre, kültür ve her halimizde bunu ispat etmekteyiz. Düşüncelerimizi böylece özetlemiş ve halletmiş oluyorum zannederim. İşitmek için kulağı olan içinsin. Selçuk Bey, sanırım internetinizle ilgili O bir sorun nasıl olabilir mi? Çünkü sürekli daha kesinti beri yaşıyoruz. Anadolu'da Türk hükümetimiz kiliselerimize ve dinimize ne zaman internet bağlantımında bir sıkıntı geliyor mu? Evet, sesini sürekli kesilip kesilip geliyor. Yani ben kendi bağlantımı da kontrol ediyorum. Şu anda benim bağlantımda bir sorun yok. İsterseniz şöyle yapalım. Görüntüyü kapatabilirsiniz. Sadece ses olarak katılabilirsiniz. Hiç fark etmez bizim için. Eğer şey yapacaksa bir öyle deneyelim. Bakalım Tamam. ses daha iyi gelecek mi? Şu anda Evet. sesim iyi geliyor mu? Şu an sesiniz iyi. İsterseniz beyannameyi bir baştan okuyabilir misiniz? Çünkü çok kesildi. Tamamdır. Tamamdır. Çok iyi olur. Şey, Zoom üzerinden genellikle böyle bir problem yaşıyorum ben de. Diğer Evet, şeylerde evet, çok olmuyor evet. ama Zoom üzerinden böyle bir problem Evet, yaşanıyor. ne yazık ki bende de yaşanıyor. Artık Zoom'u O zaman kullanmayacağım. müsaade olursa baştan alıyorum ben Ahmet Bey. Tamam, buyurun. İstanbul Patrikhanesi'nin bize Türklüğümüzü unutturmak ve dilimizi değiştirmek için aldığı bunca tedbirler hiç kâr etti mi? İşte Türk tabiyetimiz ve dilimiz olduğu gibi bakidir. Halis Türk ve Türk evlatları olduğumuzu adet, töre, kültür ve her halimizle bunu ispat etmekteyiz. Düşüncelerimizi böylece özetlemiş oluyorum. İşitmek için kulağı olan işitsin. 10 asırdan beri Anadolu'da Türk hükümetimiz kiliselerimize ve dinimize ne zaman taarruz etti? Böyle bir şey vaki midir? Haşa. Din Allah'a ait ve vicdana bağlıdır. Kiliseler siyaset ocağı değildir, Allah'ın evidir. Din şerre ve ihtilafa alet değildir, hayra ve iyiliğe, sulh ve selamete delalettir. Fener Patrikhanesi'nin dini ve ruhani vazifesini ihmal ederek şanlı Türk milletinin biz şanlı evlatlarını hilelerle Yunanlı yapmaya kalkışması ve Avrupa'ya böyle göstermesi, Türk milletinin aleyhine esastan ari şikayetlerde bulunması Allah'ın emrine ve hakikatine muhaliftir. Şimdi bunun önemli olan kısmı zaten bu Yunanlaştırma politikalarının Anadolu'da bulunan Ortodoksları gerçekten rahatsız etmesiydi. Bu bahsettiğimiz Ortodokslar tabii ki de Türk Ortodokslar ve sayıları azımsanmayacak kadar fazlaydı. Daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim. Vakti zamanında büyük kavimler göçüyle beraber gelen Orta Asya'dan önce
Karadeniz'in kuzeyinden, Rusya'nın üzerinden, oradan da Balkanlara ve Avrupa'nın muhtelif yerlerine, Anadolu'ya dağılan Türkler yüzyıllar boyunca Türklüğünü korumuştur. 1800'lü yıllardan itibaren Megalo-İdea'nın gelişmeye başlaması, işte Mor İsyanı ve Yunanistan'ın bağımsızlığıyla Megalo-İdea ülküsü iyice Fener Rum Patrikhanesi tarafından kullanılmaya başlamıştı. İstanbul Patrikhanesi bildiğiniz üzere Mavrimira, Etnik Yeterli gibi cemiyetleri kurup en başta propaganda aracılığı yani Yunanlaştırma ülküsüyle beraber Anadolu'daki Türk Hristiyanları Yunanlaştırmaya çalışıyordu. Ondan sonra zaten bildiğiniz üzere bu cemiyetler silahlı çetelere dönüşmüştü. Ve Anadolu'nun birçok yerinde ne yazık ki büyük kıyımlar olmuştur bu çetelerin yüzünden. Ve bunların arkasında tabii ki de Megalo İdea ülküsünü gerçekleştirmeye çalışan İstanbul Patrikhanesi bulunmaktaydı. Bunların önüne gelebilmek için Papa Eftim'in bu beyannamesi yalnızca Türk kamuoyuna Anadolu'da ve Trakya'da bulunan insanları değil, aynı zamanda dünya çapında bütün dünya kamuoyuna duyurulmak istenen bir şeydi. Çünkü Milli Mücadele döneminde zaten İstanbul Patrikhanesi'nin de dış güçlerle beraber, Batılı devletlerle beraber bir araya gelip bu milli mücadelenin içine nifak tohumları koymaya çalışmaları ve belli başlı kapalı kapılar ardında yürüttükleri ajandalarla beraber çok zor zamanlar yaşamışızdır. Bu ta 1918'de 19 yılından itibaren Papa Eftim'in çözmeye çalıştığı bir olay olmuştur. Ve Kurtuluş Savaşı'na da bu yönden bir tarafta manevi, bir tarafta da maddi olarak büyük yardımlar yapmıştır. Şimdi Şurada manevi bir soru yardımlarda sorabilir miyim size? tabii ki de buyurun. O süreçte Anadolu'ya baktığımız zaman özellikle Yunanlıların İzmir'e çıkmasından sonra ve çok kısa bir zaman önce belki de başlayan Türk Ortodoksları içerisinde bir Rumlaştırma politikası var. Rumlaştırmadan çok Yunanlaştırma Ha diyelim. Daha Yunanlaştı. çok Aynen. Yunanlaştırma Helenistik bir Evet. şeydir. Evet. Yunanlı yapmaya çalışıyorlardır. Evet. O süreçte hep merak etmişimdir mesela niye Papa Eftim ve etrafındakiler bu propagandaya kanmadılar? Onlar baştan beri aslında bunun bilincinde miler? Yani Türk olduklarının bilincinde milerdi? Yani öyle mi yetiştiler? Yani annesi, babası, ailesi o kültürden mi yetiştiler? Yoksa hani bu bir şey mi? Yani bir içgüdüsel bir durum mu oldu? Şöyle ki tabii ki de Türk Ortodoksları, Türk Hristiyanları her zaman Türklüklerin bilincindeydiler. Hatta 1071 Malazgirt Zaferi'nde bile savaşın kaderini değiştirenler de Peçenek boylarıdır aynı zamanda. Bu Türkoporlar yani Bizans'ın uç yerlere yetiştirdiği Türk boyları bir nevi bizim Osmanlı'da olan tımarlı sipahi sistemi gibi düşünebilirsiniz. İşte toprak veriyorsunuz ve onlar da karşılığında askerlik yapıp aynı zamanda toprağa da işliyorlar. Şimdi Bizans'ta da böyle bir yapılanma vardı. Tabii Atilla'dan sonra Deşti Kıpçak Devleti denen Hun Devleti'nin dağılması ve otoritesini kaybetmesiyle beraber Türk boyları o yüzyıllarda yani 3. yüzyıldan itibaren bahsediyorum. O dönemlerde ve sonrasında hem kendi aralarında çatışmalar yapıyor diyelim, hem de aynı zamanda Bizans İmparatorluğu'nun etkisi altında belli başlı iç karışıklıklara sebebiyet veriyor. Ve tabii ki de Bizans'a kaybeden boylar da oluyor. Ve o kaybeden boylarda Bizans'ın sınırlarının uç yerlerinde belli başlı muhtelif yerlere yerleştiriliyor. Zamanla beraber tabii ki de bir din yönünden kaynaşma olmaya başlıyor. Kendi istekleriyle Türkler Hristiyanlığa geçmeye başlıyor. Hatta Papa Eftim'in de Eftim ismini almasının sebebi odur. O dönemlerdeki Hristiyanlığa geçmek isteyen Türkleri vaftiz eden bir keşiştir kendisi. Ama tabii ki de bu kadar yüzyıllar geçmesine rağmen Türkler her zaman dinini değiştirmiş olsa bile Türklüğünün bilincindeler. Ve 1800'lü yıllardan itibaren zaten İstanbul Patrikhanesi'nin yaptıklarından orada bulunan Türkler bir hayli rahatsızdı. Hem Müslüman cemaatle Hristiyan cemaat arasındaki sıkıntılar olsun, hem de İstanbul Patrikhanesi'nin yürütmeye çalıştığı ajandalardan Türk kimliğini unutturmak, propaganda aracı olarak dillerini unutturmak gibi konularda da bir hayli rahatsız olmuşlardır. Ve zaten bu yüzden de Anadolu ve Trakya'da bulunan Hristiyanların çok büyük bir çoğunluğu kendi istekleriyle bilerek Papa Eftim'in yanında olmuşlardır. Evet işte burada o soru çıkıyor ortaya. Siz gerçekten şu anda cevap verdiniz ama
Genelde söylenen şu. Papa Eftim Kurtuluş Savaşı'nda evet vardı. O bir papaydı. İşte yani papaydı da bir işte ruhani bir unvanı vardı. Ruhani Yani ruhani bir liderdi. Ve yani bir de cemaati vardı. Yani sanki başka bir ruhani lider ya da yani şey olarak belki sıralama hiyerarşi olarak bilmiyor olabilirim. Papa Eftim'den başka sanki hani böyle din görevlisi, Hristiyan, Ortodoks din görevlisi yokmuş gibi söyleniyor. Şimdi Papa Eftim'in Kayseri'de imzaladı az önce okuduğunuz bildirgeyi imzalayan 70 küsür tane dini ruhani insan olduğu söyleniyor. Hani kaç tanesinin ruhani unvanı var bilmiyorum ama bu konu yalnız mıydı Papa Eftim? Yani bir tek kendisi miydi hani ortaya atılan tek papaz ya da tek papa bir tek kendisi miydi? Başka var mıydı kendisi gibi din görevlisi, Ortodoks olan ve milli hükümete destek veren? Tabii ki de o zaman biraz Patrikhane'nin kuruluş, Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi üzerine kısaca Evet. konuşalım isterseniz bu soru gelmişken. Şimdi dediğim gibi Anadolu'da bulunan Hristiyanlar zaten liderleri olarak Papa Eftim'i görüyor ve bunun üzerine artık bu Yunanlaştırma politikasına karşı da bir Türk Ortodoks Kilisesi'nin kurulması gerektiğine karar veriyorlar. Bunun için de 1922 yılında Papa Eftim öncelikle Ankara hükümetine bunu bildirip onayını alıyor ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere o sırada bulunan 80 ruhani daire başkanlığının 72'si Papa Eftim'in yanında bulunuyor. Geri kalan 8'i İstanbul Patrikhanesi'nin tesiri altında ve o yüzden destek vermiyor ama geri kalan 80 üzerinden 72 ruhani başkanlık Papa Eftim'e hem hani kilisenin kurulması için, bir Türk kilisesinin kurulması için, İstanbul Patrikhanesi'nden kopmak için desteğini veriyor. Aynı zamanda da Konya Metropoliti, Antalya Episkoposu ve Gümüşhane Episkoposu da yanında bulunuyor. Çünkü üç ruhani başkan da ayrıca lazım. Ve bundan sonra 22 Temmuz 1922'de kongre kalabalık bir şekilde yapılıyor. Tabii hem ruhani liderler bulunmakta, hem halktan insanlar, Türk Ortodokslar bulunmakta, hem de affedersiniz, hem de hükümet yetkilileri de bilfiili bir şekilde orada bu kongrenin başlangıcında ve devamında bulunuyorlar. Şöyle ki kongreye tabii sunulan teklifler var. Oturumların başlayabilmesi ve bir yol haritası çizilmesi adına. Bunlardan birincisi, kanun ve nizamlara aykırı şekilde Amerika'dan getirtilerek patriklik makamına oturtulan Meletios Metaksis'in patrikten çıkarılması ve İstanbul Patrikhanesi'nin feshedilmesi. Şimdi Metaksis konusunu kısaca geçmek isterim. Nasıl günümüzde Lozan ve Anayasa uyarınca Fener Rum Kilisesi'nin yurt dışından Türk vatandaşı olmayan, bu topraklardan olmayan, bu topraklardan Sen Sinod'a girmiş bir kişi patrik seçilemeyecekse aynı kural, aynı kanunlar Osmanlı döneminde de geçerliydi. Ve Metaksis bu yüzden illegal bir şekilde, yasa dışı bir şekilde patrikliğe geçmişti. Kendisi Venizelos'un arkadaşıydı ve aynı zamanda da bahsettiğimiz Megaloidea'nın, yani Büyük Yunan Ülküsü'nün de çok koyu bir savunucusuydu. Öncelikle onun gitmesini istiyorlardı. Ondan sonra Kayseri'de bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kurulmasını teklifi veriliyor. Ve son olarak da kilise ve cemaatler tarafından noterliklerce düzenlenmiş vekaletnameleriyle Papa Eftim'e Anadolu Ortodoks Kiliselerinin vekilliği ve muraslığı payesi verilmesi. Bu oy birliğiyle kabul ediliyor. Bütün katılan kişiler tarafından bu üç sunulan teklif kabul ediliyor ve böylelikle de Türk Ortodoks Patrikhanesi kurulmuş oluyor. Peki kurulana kadar 1920, 21, 22'de özellikle Fener Rum Patrikhanesi'ne vermiş olduğu bir mücadele de var Kurtuluş Savaşı'nda. O süreçte yaptıklarını biraz anlatabilir misiniz? Yani Anadolu'da nasıl faydası oluyor milli hükümete Papa Eftim'in? Tabii ki de. Öncelikle bahsettiğim gibi hem manevi hem maddi yönden gerçekten Papa Eftim milli mücadeleye büyük katkılar sağlamıştır. Öyle katkılar ki hani diyorsunuz ya, diğer din adamları da var. Tabii ki de herkes çok güzel Aynen, işler tabii ki. yapmıştır Ankara hükümetinin yanında. Ama yalnızca sadece bir kişi Atatürk'ün sözlerine bu derecede nail olmuştur. O da Baba Eftim bu memlekete bir ordu kadar hizmet etmiştir. Yani bir din adamı gerçekten bir ordu gibi çalışarak cephe gerisinde diplomatik ilişkilerden tutun yazışmalara, belli başlı çetelerin
silah bırakmasını sağlamaktan hastane kurmaya kadar bir sürü şey yapmıştır. Şimdi 1921 yılında tabii çok buhranlı bir dönemden geçtiğimiz için ne yazık ki Sakarya'ya kadar geri çekilen askerler ve cepheden gelen yaralılara artık doğru düzgün yetişilemiyordu ve Keskin bölgesinde Atatürk'ün, Mustafa Kemal Paşa'mızın emriyle müdahale edilmesi gerekiyordu. Ve Papa Eftim'den bir gece kapısı çalar ve Papa Eftim'den acilen yatak bulmalarını isterler. Gelen, cepheden gelen yaralı askerler için yatak tedariği isterler ve bir saat içerisinde cemaatleri geze geze aşağı yukarı 40 yatak toplanır. Bunu Mustafa Kemal Paşa'mız duyunca yeniden bir emir verir ve 2000 yataklı bir hastane ister bu sefer yaralı askerler için ve o da anında tekrardan yerine getirir. Bunun dışında bahsettiğim gibi çatışmalar sonucu, çeteler arası çatışmalar sonucu yaşanan sıkıntıları engellemesi adına yine Mustafa Kemal Paşa'mız Papa Eftim'e emir verir ve o da gerekli bağlantıları sağlayarak insanların silah bırakmasına, kimisinin Türkiye dışına çıkarılmasına, kimisinin de affedilmesine vesile olur ve birçok da iç çatışmayı ne yazık ki daha çok özellikle de din üzerinden çıkan çatışmaları böylelikle engeller. Bunun dışında diplomatik olarak bakarsak tabii gelen generaller bulunmakta. Hem Sovyetlerden olsun hem Amerika'dan olsun. Gelen generallerle de görüşmeler yapar. Amerikan General Harbor'da İstanbul Patrikhanesi üzerinden Pontus Rum çetelerine çatışma alanları yardımında bulunmasını istediğini öğrendiği zaman kendisine hemen bir telgraf çeker ve bu oyunlara gelinmemesi gerektiğini, bu çatışmalara destek verilmemesi gerektiğini söyler ve elinden geldiğince böylelikle de bunları engellemeye çalışır. Bu çok önemli. Özellikle Evet. Genel Harbord'un raporunda etkisi olduğu söyleniyor. Hı, evet, Çünkü doğrudur. o rapor bizim açımızdan çok önemli. Neden? Yunanlıların özellikle Batı Anadolu'da yapmış oldukları katliamları göstermesi açısından ve Türkiye'deki hani işleyişi demokrasi açısından özellikle azınlık hakları açısından çok önemli. Papa Eftim'in evet yani şeyin Mustafa Kemal'in söylediği işte bir ordu kadar bu millete hizmeti olmuştur sözünü başka söylediği bir din adamı yok. Ancak nedense bizde Papa Eftim'de adını çok fazla bilen yok. O yüzden bu tür programların o yüzden şey değerli olduklarını düşünüyorum. Peki şunu soracağım size. O süreçte birçok Hristiyan cemaatin işte Müslümanlarla ilgili o zaman da işte Müslümanlarla ilgili çatışmaları var. Ve bu Hristiyanlarla ilgili Papa Eftim ara buluculukları yaptığı söyleniyor. Hatta işte Erol Bey'in kitabında da bundan birçok örnekler vermiş kendisi. İşte Papa Eftim gitti vesaire gibi. Bir de onun meclis konuşması var. Meclis önünde yapmış olduğu konuşma var. O konuda da ufak bir bahsedebilir misiniz? Sonra tekrardan bu Kurtuluş Savaşı sonrasına geçelim. Tabii ki de 1922 yılında bildiğiniz üzere bu meclis konuşması yapılıyor. İnönü Zaferi'nin birinci yılında kutlamalar sırasında halkın morali düzelsin ve daha şevkli olmaları adına böyle bir kutlama yapılıyor. Ve Mustafa Kemal Paşa'mız da o sırada halk arasında büyük dedem olan Papa Eftim'i görüyor. Ve kendisini görünce bir konuşma yapmasını ondan rica ediyor. Papa Eftim de işte hazırlıksız olduğunu söyleyince paşamız ısrar ediyor ve muhakkak bir konuşma yapmasını istiyor. Kendisi de bunun üzerine işte 31 Mart 1922 gününde oluyor bu olay. Öncelikle İncil'den bir pasaj okuyarak malum bilindiği üzere İsrail ve Filistin arasında bir bölüm vardır ve Doğru nasıl söylüyorsun. kazanıldığını umutsuz olunmaması gerektiği üzerine orayı söyler ve onun sonrasında şu meşhur sözleriyle de bitirir. Düşmanlarımızın her şeyi var, ancak bizim silah ve cephanemiz yok. Fakat göğsümüzde imanımız var, mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu. Tabii bu özellikle bir Hristiyan din adamından gelince bir hayli önemli oluyor. İnsanlar gayet benimsiyor ve büyük bir mutlulukla bunu karşılıyor. Zaten vakti zamanında da yaptığı katkılarda hani bir yandan maddi manevi demiştik, aynı zamanda kuvvacılarla da arası
gayet iyiydi. Onlara elinden geldiğince Çerkes etemlere silah sağlamaya çalışırdı. Ve o dönemlerde bilindik bir karakterdi. Giyeceği olsun, yiyeceği olsun, at bulma, eğer bulma, ne ihtiyaç varsa hepsini cemaatten toplayarak bir şekilde, koordineli şekilde bunları yapıyordu. Ve o yüzden o dönemlerde bilinen ve sevilen bir karakterdi. İnsanlar artık aşinaydı ismine. Hem yurt Evet. içinde hem yurt dışında. Evet. Yani zaten bu kadar sevilmiyor olsa, yani bu denli değil mi? Yani cemaati de olsa peşinden gitmez herhalde. Yani Papa Eftim nereye gitse sözü dinlenen bir adam. Evet. Yani birçok olayları yatıştırması, işte toplum içerisinde, yani o dönemki işte daha henüz bir ortada bir hükümet yok. Savaş dönemindeyiz. Kanunlar doğru düzgün yok. Hani jandarma polis kuvvetlerimiz yok. Ama bir jandarma gibi, polis gibi çalışıyor. Halkı işte Hristiyan mezhep ya da Hristiyan Müslüman savaşlarına ya da çatışmalarına düşürmemek için elinden geleni yapıyor. Bu yüzden önemli. Daha sonra dediğiniz gibi Türk Ortodoks Kilisesi'ni kuruyor 1922 yılında. Evet, 1922 yılında ama yapılan kongreyle beraber 10 toplantısı oluyor. Ve yapılan her toplantıda Ortodoksluk Sadası adlı gazete tarafından 16 yayın yapılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bütün Anadolu'da bulunan hem Hristiyan cemaate hem Müslüman cemaate, oranın halkına dağıtılıyor yapılanlar. evet. Ancak Papa Eftimi yine bir de buna rağmen daha sonra basın, belki ilerleyen zamanlarda bu olmuş olabilir ama kronolojiyi belki biraz bozmuş olabilir ama basın Papa Eftimi Türk dostu olarak tanıtıyor. Evet, en ağırına giden şeylerden bir tanesidir Evet. bu Ahmet O Bey. konuyu söyleyebilirsiniz. Tabii ki de kendisi ona Türk dostu olarak, Hristiyan olmasından ötürü Türk dostu olduğunu söyleyenlere ne yazık ki hani çok dostane bir şekilde değil, şu cevabı verir. Yabancılar dost olabilir. Ben Türkoğlu Türk Eftim'im der. Ve ne yazık ki hani günümüzde, o zamanlarda da böyleydi, ondan sonra da böyleydi, günümüzde de ne yazık ki bu zihniyet böyle. İnsanlar bir şaşırıyor, kavramları bilmiyor. Türkler nasıl Hristiyan olabilir diye düşünüyor. Bu da zaten bahsettiğim gibi işte büyük kavimler göçünün sonrasında gelen Kıpçak boylarının, Hun Devleti diyebiliriz. Aslında Deşti Kıpçak ve çok büyük bir federasyon oluşturmuştur kendileri. Gerçekten uçsuz bucaksız topraklar ve aynı zamanda o kadar güçlü ordulardan bahsediyoruz ki kavimler göçü sonrasında, kavimler göçü sırasında ve sonrasında da Bizans'la Roma'yı haraca bağlamış askerlerden bahsediyoruz. Kıpçak Türklerinden, Kıpçak boylarından bahsediyoruz ve özbeöz Türktür bunlar. Onlar daha sonra orada kaldıkları için Hristiyanlığa geçmişlerdir ve 1071'de gelen Müslüman Türklerle beraber tanışmışlardır Malazgirt Zaferi'nde. Alparslan'ın ordularıyla Peçenek boyları karşı karşıya gelmiş. Bizanslar Peçenekleri o sırada sınırda kullanıyordu çok iyi savaşçı oldukları için. Ama iki tarafında Türk olduğu fark edilince bizim Peçenek boylarımız, o Kıpçak Türklerimiz tarafını değiştiriyor. Ve Alparslan'ın yanında bulunuyor. Ondan sonra zaten işte Selçuklu'nun da bitmesiyle vesaire Osmanlı'nın kurulması, dağılması, yeniden şey yapılması derken orada zaten bir Türk Hristiyan popülasyonu var. Dünyanın geri kalan taraflarına baktığımızda Gagavuzlardan tutun Bulgarlara kadar, Macarlara kadar çoğunun aslında bu gelen kavimler göçünde Kıpçak Türklerinden gelmedir. Kimisi zamanla diğer mezheplerle, kurdukları yeni ulus devletleriyle başka bir boyuta geçmiş, belki asimile olmuş yeni bir kültür oluşturmuştur. Kimisi de kendi Türklüğünün bilincindeydi. Yayının başında konuştuğumuz gibi, hani dediniz ya, Türklüğünün bilincinde miydiler ki Papa Eftim'e destek veriyorlardı? Evet. Çünkü o gen aynı gen. O soy aynı soy. Ve asimile olmayanlar bunun farkındaydı. Ve kültürlerini Türkçe korumuşlar konuşmaya kendi. Devam ediyorlar. Tabii ki de kültürlerini de korumuşlardı. Ama dinle beraber, nasıl İslamiyet'le beraber belli başlı şeyler bize geldiyse, farklı boydaki diğer Türkler de farklı bir kültürel şeyin içerisine girmişti. Yeni bir kültürel birleşimin içerisine girmişti. Belli başlı şeyler tabii ki de dinle beraber değişmeye, gelişmeye, yerinde saymamaya başlamıştı. Anladım. O yüzden insanların bunu biraz aydınlan, bir nebze bile olsa aydınlanabilmesi hususu bence çok çok önemlidir. Aynen.
Ya Hristiyan dedim mi sanki Türk değilmiş gibi algılıyorlar da. Yani Yahudi için bile aynı Evet. şey. Ki Yahudilerin Evet. Yahudi Türkler de bulunuyor. Hazar aynen Türkleri Hazar vesaire Türkleri de aynı baktığımızda. Yani bir şekilde. sürü devlet kurmuşuz. Ya Türklere gerçekten bazen böyle çalıştığımda, okuduğumda, okumalar yaptığımda ya gerçekten devlet kurmak, o savaşma ülküsü vesaire, hani bunun karşılığında bu kadar farklı dinler, bu kadar farklı kültürden çıkmış boyların bulunması ve bunların binlerce yıldır var olması gayet doğal. Çünkü müfredata baktığımızda 1071 Malazgirt'e girişimizle beraber Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Öncesi nerede? Yani. Öncesinde kalan bütün bu tarihimiz, binlerce yıllık bahsedilen Türk tarihi nerede? Kabul edilmiyor, okunmuyor. Bir nevi hem İslam üzerinden bunu bize dayatıyorlar, biz de bunu kabul ediyoruz. Zaten sizle yayın öncesinde konuşmuştuk. Bu Fulbright anlaşmalarıyla vesaire Evet. 1940'lı yılların sonunda eğitim sistemimiz elimizden alınıyor. Amerikalılara veriyor. Yoksa evet, Atatürk zamanında gayet güzel bir şekilde her şey öğretilmeye çalışılırdı. Sonra işte enstitülerin kapatılması vesaire derken 70 yıl içerisinde böyle bir eğitim sistemine kaldık. Aynen. O yüzden insanlar garipsiyor. Aynen zaten Bizans İmparatoru 7. Konstantin'in 900'lü yılların sonunda yani 10. asırın sonlarında yazmış olduğu, oğluna yazmış olduğu bir kitap var. Ben şimdi onu araştırıyorum Kürt tarihiyle ilgili de. Orada da zaten Musul'a, Kerkük'e yerleştirilen Türklerden işte Avrupa'dan gelip Anadolu topraklarına yerleştirilen Türklerden bahsediyor. Yani Malazgirt'ten çok önce. Yaklaşık olarak nereden baksanız 150 sene falan önce. İki bir olaydan bahsediyoruz. Yani nedense bize dediğiniz gibi hep şöyle bir şey anlatılıyor. Yani 1071 geldik Malazgirt'ten Anadolu'nun kapısı Türkler açıldı. Yani belki Müslüman Türkler açıldı tabiri belki doğru olabilir ama Türkler Müslüman olmadan önce de Anadolu'da defalarca bulunmuşlar. Hatta Kapıyı da açanlar aslında bir yerde Hristiyan olan Türkler, taraf değiştirerek. aynen. Ya da Yani bir kapı açılıyor evet, ama ya kapıyı açan da yine Türkler. aynen. Ya tabii Türkler yani Hristiyan Türkler de var ama hani pagan Türkler diye daha önce yani hiçbir semavi dinde olmayan Tengrici Türkler diye ya da Şaman Türkler diyebileceğimiz Türkler de var Atilla zamanından bu zamana. Özellikle mesela Boramir döneminde Atilla'nın büyük dedesiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Boramir döneminde Anadolu'ya yapılan akınlar var ki orada girip çıkmışlar mı ne kadar yerleşmiş ne kadar çıkmış orası da belli değil. Bu konuda size hak veriyorum ama insanlar bunu dediğiniz gibi bilmiyorlar. Yani bu konuyu çok fazla bilmiyorlar. Şimdi oradan şuna getireceğim konuyu. Hem Karaman Türkleri olayı sürekli chat'te dönüyor. Hem sizin cemaatiniz 1922'den sonra bir cemaatiniz var. Ve Yunanlarla Türkler arasında bir mübadele anlaşması yapılıyor. Atatürk'ün Papa Eftimi mübadelede diye tabi tutmamak için çok çaba sarf ettiği söyleniyor. Bu doğru mu? Bu bir. Evet, doğru. İkincisi cemaatinizden çok kayıp oldu mu mübadelede? Ya da Türk olup da gidenler oldu mu? Ya da gelenlerden sizin cemaatinize gelenler oldu mu? O zaman sırayla gidelim. Hı. Öncelikle evet, bir kanunname hazırlanıp Papa Eftim'in ve çevresinin mübadeleden muaf tutulması ve İstanbul'a iskan edilmesi kararı alınıyor yasal bir şekilde. Ve kendisi de İstanbul'a geliyor. Ama ne yazık ki hani Anadolu'da bahsettiğimiz geri kalanlar dine dayalı bir olay olduğu için mübadele, hiçbir şekilde etnik Türk kimliğine bakılmaksızın dinden dolayı böyle bir değişim yapılmıştır. Bu mübadele istemi zaten sadece Lozan'la beraber ortaya çıkmış bir şey değil. Megalo-İdea'nın da bir yerde gerçekleştirilmesi adına Büyük Yunanistan'ı kurma ülküsüyle beraber yıllardır istenen bir şey. Ama olmayacağı zaten anlaşılınca, çünkü bu Megalo-İdea uyarınca zaten İstanbul başkentleri olacaktı. İstanbul başkenti olup bir tarafta Karadeniz tarafında büyük bir Pontus Doğru. Rum devleti kurmak, diğer tarafta da işte Büyük Yunanistan'ın öyle birleşmesi, istekleri buydu. Ama olmayınca tabii ki de mübadele yine de yapıldı. Uzun yıllardır karşı taraftan istenen bir şeydi. Ve Lozan görüşmeleri sırasında zaten Atatürk'ün hıyanet ocağı dediği İstanbul Patrikhanesi'nin de artık sınırların dışına çıkarılması gerektiği söyleniyordu. Ama mübadele ve İstanbul Patrikhanesi'nin sınır dışına çıkarılma konusu ne yazık ki Lozan görüşmelerini durdurma noktasına getiriyordu. Ve bu kazanımların kaybedilmemesi adına ne yazık ki böyle bir fedakarlık Hristiyan Türklerimiz tarafından yapılmak zorunda kalındı. Ve Anadolu'da bulunan cemaatimiz
belli başlı yerlere, öylelikle Yunanistan'a götürülmüş oldu. Lakin İstanbul'a gelindiğinde bunlarla çok karşılaşıyoruz ne yazık ki. Hani böyle devlet eliyle konuldu vesaire. Öyle bir şey yok. Mücadelesine 1924'te Popeyev'de devam ederken başta söylediğim kongrede alınan bir numaralı karar Metaksis'in Patriklik'ten götürülmesiydi. Ve İstanbul'a Papa Efrem'in gelmesiyle beraber hem Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş Türk Ortodoks cemaat kendisini ziyaret ediyordu kaldığı otelde, hem Ermeni cemaatinden gelenler vardı, hem İstanbul Hristiyanlarından gelip işte İstanbul Patrikhanesi'nin yaptıklarından rahatsız olduğunu belirtenler vardı. Aynı zamanda da İstanbul Patrikhanesi Maçka Metropoliti Başkanlığı'nda bir heyet gönderdi kendisini ziyarete. Ve bunun üzerine Papa Eftim İstanbul Patrikhanesi'ne iade-i ziyaret yaparak o bahsettiğim kongrede alınan birinci kararın uygulanmasını istedi. Baktılar ki vazgeçmeyecek, Metaksis bir şekilde gelecek. Sen-Sinod toplandı ve bir şekilde Metaksis'in azledilmesi kararı alındı. Ve bu sırada da İstanbul Patrikhanesi Meclisi direkt olarak Papa Eftim'e vekillik verdi. Yani şu demek oluyor bu. Zaten 1922'de Anadolu Ortodokslarının, yani orada bulunan Türk Ortodokslarının başına vekil olarak geçen Papa Eftim, aynı zamanda şimdi 1924'te de İstanbul Patrikhanesi'nin vekilliğini almıştı. Ve o sırada alınabilecek, çıkılabilecek en yüksek yetki yerine, mertebeye çıkmıştı. Ama patrik Ama olmamıştı bunların değil mi? Sadece vekil. yok, vekillik alıyor. Vekillik alıyor. Ama bunun yine bir oyun olduğunu fark ediyor. Kapalı kapılar ardında Sen-Sinod yeniden yapmak istedikleri ajandalara geri dönüyor. Ve Papa Eftim bunu görünce artık onların iflah olmayacağını, İstanbul'da bir şey yapamayacağını ve Ankara'ya gitme kararı alıyor. Bu kararı almasıyla beraber Galata'da bulunan Karaman Türkleri dediğimiz Ortodoks Türkler ellerinde bulunan Galata'daki dört kiliseyi kendisine verip başına geçmesini söylüyor ve artık bundan sonra biz İstanbul Patrikhanesi'ne değil size biat edeceğiz. Siz buranın şu anda hatta bulunan Merkez Meryem Ana kilisemizin başına geçmesini isteyip cemaatle beraber Papa Eftim'e biat edeceklerini, İstanbul Patrikhanesi'ni artık istemediklerini söylüyorlar. Bunun üzerine de Papa Eftim onayı alabilmek için Ankara'yla haberleşiyor ve izinin çıkmasıyla beraber, tamam denmesiyle beraber Kayseri'de kurulan, 1922'de kurulan Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi böylelikle Galata'ya, Taşınıyor. günümüzde Karaköy Tophane tarafına geçmiş oluyor ve cemaatimiz de orada kalanlarla beraber oluyor. Ama bunun dışında tabii ki de şu anda bile, yani 21. yüzyıla günümüzde bile hala yurt dışında bir sürü yerde cemaatiniz bulunmakta. Türkiye'de yaşamıyorlar. Mümkün mertebe tatillerinde vesaire geldiklerinde, İstanbul'a uğradıklarında kendileri görüşürüz. Ama birçok yerde de cemaatimiz vardır. Anladım. Gayet de güzel anlattınız bu arada. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Şimdi siz anlatırken bu mücadeleler çok zor şartlarda söz konusu oluyor. Şimdi Galata'daki kiliseyi alması Papa Eftim'i büyük bir başarı. Ve orada Türk Ortodoks Kilisesi'ni kurması büyük bir başarı. Onunla ilgili şöyle bir söz vardı. Ben şöyle duymuştum. Evet, Türk Ortodoks Kilisesi kuruluyor ama Fener Rum Patrikliği tanımıyor diye. Bir de şöyle demişti. Fener Rum Patrikliği de kurulduğunda Roma'daki kilise tanımamıştı diye. Böyle bir durum var mı? Yani hala tanımıyor mu Fener Rum Patrikliği? Tabii, şöyle şimdi o biraz tarihsel, oralara çok girmeyelim ama kısaca şöyle söyleyeyim. Doğu Roma, Batı Roma ayrıldıktan sonra ardından da zaten Fener Rum Patrikliği, İstanbul Patrikliği kuruluyor ve karşılıklı olarak birbirlerini de aforoz ediyorlar. Yani Vatikan'la İstanbul Patrikliği Evet. birbirlerini tanımama kararı alıyor. Bu 1964'te Patriklerin görüşmesi, yani başpapazla Vatikan'da Papa'nın görüşmesinden sonra galiba ikinci görüşmede mi ne ortadan kaldırılıyor. O zamanlarda biliyorsunuz malum dinler arası diyalog vesaire Tabii. falan bulunmakta. Onlara sonra değiniriz. O hani birbirini tanımama olayı kalkıyor.
1960'lı 70'li yıllarda. İkinci görüşmenin tarihini hatırlamıyorum. O yüzden yalan söyleyeyim de ilk görüşmeyi alamıyorsam 1964'te Fener'in başpapazı ve Vatikan papası tarafından Kudüs'te yapılıyordu. Ondan sonra ikinci görüşmede de barışma kararı alıyorlar ve dinler arası diyalog iyice yürürlüğe konmuş oluyor. Şimdi Lozan'ın kabulüyle beraber İstanbul Patrikhanesi dediğimiz yer, yani bugün Fener Rum Kilisesi olan yer, bizi tanısa tanımasa açıkçası ne ruhani yönden ne başka bir şeyden geçerliliği bulunmamakta. Çünkü orası sadece bir azınlık kilisesidir. Şu anda yaptıkları zaten hem benim Twitter'da bilgisayarlarımda açıkladığım olaylar hem yıllardır, hatta 1949'da Atina Anlaşması'nın gelmesiyle beraber yaptıkları, başta Lozan Anlaşması'na, ardından da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırıdır. Böyle yetkileri bulunmamaktadır. Hiçbir şekilde başka bir kilisenin ne yurt içinde ne yurt dışında iç işlerine karışamaz. Hatta bunun hakkında 2007 yılında yanlış hatırlamıyorsam Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 5603 kararlı ilamı olacak. Bulgar Kilisesi'nin iç işlerine karışmaya çalıştığı için yargı yoluna taşınıyor. Ve verilen kararda da açık bir şekilde Fener Rum Kilisesi'nin yaptıklarının başta Lozan görüşmelerine alınan kararlara sonrasında da anayasa çerçevesinde din ve vicdan özgürlüğünü kısıtlama ve engelleme üzerine olduğunu söylüyor. Ama kendilerinin arkasında siyasi bir güç bulunduğu için 1948'li 49'lu yıllardan itibaren Atenagoras'ın gelmesiyle. gelmesinden bile önce isminin orada zikredilmesi bile adaylar arasında Lozan bilinmeye başlıyor ve Amerika Birleşik Devletleri eliyle Batı'nın desteğiyle, o tabii İkinci Dünya Savaşı sonrasında da dünyanın durumu biraz malum, ne yazık ki siyasilerimiz bu desteği alabilmek adına Lozan'dan ve anayasamızdan taviz vermeye başlamıştır. 49'da kendisinin uçaktan inip emniyet müdürü tarafından, dönemin emniyet müdürü tarafından Türk vatandaşlığının şipşak bir şekilde eline verildiği günden beri de ne yazık ki düzeltilmemiştir. Aynı şekilde devam etmektedir. Evet, şimdi biraz da o konuya girmekte fayda var. Siz 1924 yılında Galata Kilisesi Türk Ortodoks Kilisesi oluyor ama anladığım kadarıyla Fener Rum Patrikliği ile asıl mücadeleniz 1949'da Atenagoras'un Ocak ayında, bir de üstüne üstlük, ve vatandaşa geçmesi 1948'in sonu. Atenagoras'un Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından, yani dış bir ülkenin başkanı tarafından dayatmayla belki de hükümete, yani dışarıdan porsiyon ısmarlar gibi hani getirilmesiyle başlıyor herhalde, benim tahmin ettiğim. Yani o döneme kadar yine belki bir mücadeleniz varsa bile Fener Rum Patrikliği'nde, Atenagoras'tan sonra artık bir nevi çatışmaya giriyorsunuz. Evet, öyle de denilebilir. Öncesindeki zaten mücadele bitmemişti hiçbir türlü. Aynı şekilde devam ediyordu. Ama tabii ki de Amerika üzerinden ısmarlama bir başpapazın getirilmesiyle beraber zaten Lozan ve Anayasa'nın delindiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk hukukunun yok sayıldığı bir gerçek. Şöyle ki dönemin patriği, ismini şu an hatırlayamıyorum. Sağlık durumu kötüye gittiği için işte yeni bir seçimin zilleri çalmaya başlamıştı ve 1948 yılında yeni seçilecek Patrik için 3 aday belirleniyor. Bunlardan ikisi Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Terkos ve Adalar Metropolitleri olarak gösteriliyor. Üçüncüsü de New York Metropoliti olan Atenoaras oluyor. Şimdi şöyle ki Atenagoras kimdir? Kendisi Yunanlıdır ve vakti zamanında ruhban eğitimini vesairesini falan tamamladıktan sonra Amerika'ya geçip New York'ta metropolit olur. Milli mücadele sırasında bildiğiniz üzere cemiyetler vardı. Etnik Eteryan'ın üyelerindendir. Aynı zamanda direkt olarak İstanbul Patrikhanesi içerisinde kurulmuş olan Mavrimira'nın da kurucu üyeleri arasında bulunuyor. Yani anlayacağınız şekilde Megaloidea'nın gerçekten başından beri amansız bir taraftarı ve savunucusu. Ve hani bu Yunanlaştırma propagandalarında vakti zamanında bahsettiğim milli mücadele öncesi ve sırasında
Anadolu'da bir Yunanlaştırma, Helenizasyon politikaları güdüldüğünden bahsetmiştim. Türkiye'ye getirilmesiyle beraber bunlara devam edecek olan bir kişi ve Saint-Cnaud kendisini seçiyor. Başkan Truman'ın özel uçağıyla 1949 yılında geliyor. Bu zaten hani direkt olarak apaçık, bağıran bir siyasal müdahaledir. Hem Hem Lozan aykırı içişlerimize, hem anayasaya Lozan aykırı. aykırı, anayasaya aykırı, Osmanlı'dan beri var olan İstanbul Patrikhanesi'ne, günümüzde Fener Rum Kilisesi'ne dışarıdan bir patrik atanamayacağını, zaten Lozan sonrasında orası sadece bir azınlık kilisesi olarak tutuldu. Bir azınlık lisesidir. Yani bu ne demektir? İstanbul'da bulunan Rum vatandaşlarımızın, Türk tabiyetinde olan Rum vatandaşlarımızın dini işleriyle yükümlüdür. Başka bir görevi yoktur. Evlilik, cenaze, bayramlar bunlarla ilgilenebilir. Bunun dışında herhangi bir şekilde zaten Türk iç işlerine, siyasete, dış işlerine, günümüzde artık görüyoruz ki dış işlerine kadar karışan bir kurum olmuştur. Ama Atatürk'ün kabul edip orada tutması, yani Lozan görüşmelerinde onu yapamamızdan sonra kabul edip burada kalması tek bir şart koşmuştu, buydu. Ve artık yasalar ona göre onları belirlemişti. Ondan sonra yaptıkları bütün her şey, attıkları bütün adımlar %99 diyebileceğim şekilde yasalara aykırıdır. O yüzden zaten ABD eliyle de Aten Orgası'nın gelmesi, günümüze uzanan bu, özellikle sizin de söylediğiniz gibi hani 49'da gerçek bir mücadele başlıyor ve günümüzde başında uyarmaya çalıştığımız hem paşamız olsun Atatürk'ümüzün uyardığı gibi hem Papa Efrem'in verdiği mücadelede işte bugünlere bu kurum bizi getirmiş durumda. Şu anda diplomatik sorunları yaşatacak kadar kararlar alabilen bir kurum olarak Batı'dan destek görüyor. Evet. Athenagoras hakkında Mustafa Kemal'in nutukta aslında, yani nutuğu okuyanlar bile Athenagoras'ın nasıl bir adam olduğunu bilirler. Çünkü nutuğu belgeler kısmında ikinci belgesinde Athenagoras'tan bahsediyor. Ve Athenagoras kovulan birisidir bu arada. Hani Mustafa Kemal tarafından gönderilen birisidir. Dediğiniz gibi milli mücadele sürecinde Türkiye'ye zararlı cemiyetler içerisinde olmasından yana işte Metaxas'ın şeyi o Fener Rum Patrikliği sırasında en çok destek veren de odur zaten. Evet, kesinlikle. Özellikle Yunanistan'da yapmış olduğu, daha Yunan ordusu Anadolu'ya çıktıktan sonra ve çıkmadan önce yapmış olduğu propaganda konuşmaları da belli Athenagoras'un. Böyle bir adamı o dönemin hükümeti Amerika'nın siparişiyle ve dayatmasıyla belki de Fener Rum Patrikliği yapıyor. O Evet. süreçte bunu yayından önce konuşmuştuk. O süreçte Athenagoras uçaktan indikten sonra Türkiye'deki hükümetler, bunu işte Şemsettin Günaltay hükümeti o sırada başta ama daha sonra Demokrat Parti, hemen sonra Demokrat Parti gelecek, hatta bir sene sonra, bir sene 3 ay ya da 4 ay sonra, bu her iki hükümette ya da her ikisi birden ya da sadece bir tanesi, buna siz söyleyin, Türk Ortodoks Kilisesi'nin kapanmasından bahsediyor. Yani ya da kapanmasını istiyor ya da rica ediyor diyelim. Yani lütfen kapatır mısınız tarzında. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Yani gerçekten böyle bir şey oluyor mu ya? Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden birisi böyle bir talepte bulunuyor mu? Evet, o konuya da değinecektim. Öncelikle 49'dan itibaren bir Athena Orası'nın gelmesiyle beraber icraatlerine bakalım ve oradan sonra bu icraatlar hükümet isteğiyle neleri getirdi? Kısaca bir değinelim isterseniz. Öncelikle zaten ilk geldiğinde 7 olan metropolit sayısını 18'e çıkarıyor. Atatürk bunu 7'de kısıtlamıştı. Böylelikle hem yurt içinde hem yurt dışında metropolitler atayarak özellikle Anadolu içerisinde şu mesajı vermeye çalışıyor. Bakın eskiden burada Rumlar vardı, burası Yunan toprağı, sizin değildir. Ve atadıkları yerde hani Rum vesaire bulunmuyor. Boş yerlere bu metropolitler atılıyor. Tamamen bir siyasal hamle olarak. Ondan sonra Girit ve Aynaros adalarını da Patrikhane'ye bağlıyor. Ve sonrasında da Demokrat Parti döneminin imtiyazları başlıyor. Şimdi Ruhban Okulu yüksek okul statüsüne geçiyor. Bu önemli bir şeydir. Rum okulları da bu sırada aynı şekilde Megaloidea'yı çocuklara aşılamaya başlıyor. Yani bir asimilasyon, beyin yıkama, bir düşmanlaştırma, Türk tarafını öcüleştirme politikası
burada derslerde olsun, getirtilen Yunanlı öğretmenlerden olsun, burada bulunan öğretmenlerden olsun, verilen derslerle, izletilen filmlerle, yapılan yayınlarla bunu yeniden hayata geçiriyorlar. Daha gelir gelmez. Ondan sonra bu okulların mütevelli heyetlerini kendi adamlarından oluşturuyor. Megalodia'yı yayabilmek adına. Ve Atenolvas teker teker bu planları gerçekleştirirken de Menderes kendisini 1952'de ziyaret ediyor Patrikhane'de ve hatta elini bile öpmüştür. Atina Böyle bir Giresun. durum vardır. Evet, Menderes Sorsan, Atenolvas'ın elini çok Müslüman öpmüştür. adam. Böyle bir olay olmuştur. Yani bu dini bir inanç olayında Müslümanlık, Hristiyanlık olarak değil de bir devlet yetkilisinin, ülkenin başındaki kişinin aslında hiçbir diplomatik yetkisi olmayan, herhangi doğru düzgün bir yetkisi olmayan bir kurumda bulunan kişiye gösterdiği iltimas zaten amaçlanan şeyi de bir yerde görmek isteyen çok güzel bir tablo olarak koyuyor. Üstelik anayasaya aykırı Zaten hareket eden birisinden bahsediyoruz. tabii ki de, tabii ki de. Zaten 1949'da geldiğinde onu konuştuk biraz önce sizinle. Hani emniyet müdürü vatandaşlığı veriyor. Atenolvas'ın Türk vatandaşlığı yok. Yunan tabiyetine bağlıdır. Türk vatandaşlığı yok ve zaten bu birinci faso oluyor bu durumda. Şöyle ki bahsettiğim gibi Türk vatandaşı olmadığı için zaten Fener Rum Kilisesi'nin başına geçemez. Böyle Aynen. bir yetki yok. Ve uçaktan iner inmez kendisine dönemin Emniyet Genel Müdürü tarafından, yanlış hatırlamıyorsam, kimliği böyle teslim ediliyor. Ondan sonra Ankara'da ağırlanıyor. Ankara'da ağırlamaya baktığınızda meşhur isimlerin, bakanların vesaire falan bulunduğu dönemin siyasetçileri var. İsmet Ve Paşa'yla da ondan sonra görüşüyor. da evet İsmet Paşa'yla da görüşüyor. Hatta İsmet Paşa'yla görüşmesinde şöyle bir olay vardır. Başkan Truman'ın özel uçağıyla gelen Atenolvas aynı zamanda Başkan Truman'ın mektubunu İsmet İnönü'ye Paşa'ya sunar. götürüyor. Aynen. Yani Gazete haberleri vardı bunu hatta onunla ilgili. yaparsa büyükelçiler yapabilir. Hani hukuki olarak baktığınızda siz bir diplomatik görevi yerine getirecek durumda değilsiniz. Ve bir başkanın mektubunu bir din adamının yetkisi olmadan hukuk dışı olarak diğer ülkenin cumhurbaşkanına teslim etmesi çok büyük bir fiyaskodur bu konuda. Ondan sonra Demokrat Parti döneminde inanılmaz imtiyazlar başlıyor. İşte bahsettiğiniz gibi okulların yeniden kurdukları cemiyetlerin kafasına gelip Megalovidya'yı yansıtmaya, propaganda aracı olarak kullanmaya başlamaları. Ve işte bahsettiğim gibi 1952'de de Menderes kendisini Patrikhane'de, Fener Rum Kilisesi'nde ziyaret ediyor. Bundan sonra Menderes'in baş müsteşarı Ahmet Salih Koru Papa Efkim'i ziyarete geliyor. Ve bütün Türk Ortodokslarının bundan sonra Fener Rum Kilisesi'ne biat etmesini söylüyor. Şimdi burada Papa Efkim şöyle bir cümle kurmuştur. Çok sakin bir şekilde Sayın Korur'a dönüp şunu söyler. Bu karar mecliste alınırsa milletimin isteğidir. Boynum kıldan incedir. Şapkamı alır çıkarım. Ancak bu başbakanın şahsi isteği ise onun topu da var, tüfeği de var. Gelsin beni buradan çıkarsın der. Süper demiş. Bunun üzerine tabii Ahmet Salih Bey geri döner. Eli boş bir şekilde. Ve bir şey yapamayacaklarını anladığı için şöyle bir şey yaparlar. Bunun üzerine Papa Efkim'in İstiklal Harbi sonrasında milli mücadele dönemindeki hizmetlerine karşı bizzat Atatürk tarafından bağlanan maaşını bir sene boyunca Hadi. keserler. Hadi. Evet. Evet. Bir sene boyunca o maaşı alamaz. Bizzat Atatürk tarafından bağlanan, Hiç bunu milli bilmiyordum. mücadele verdiği desteklerden, yaptığı katkılardan dolayı aldığı bu maaşı keserler. Tabii bu megaloidea Sırf çerçevesinde boyun eğmediği bildiğiniz için. üzere sırf boyun eğmediği için. Çünkü fark ettiyseniz yani gerçekten hukuki olarak yapabilecekleri bir şey yok. Yani karşı tarafın da Fener Rum Kilisesi'ne baktığımızda o zamanlardan itibaren, 49'lardan itibaren günümüze kadar bugün bile aldıkları işte Ukrayna üzerine olsun kararlar, adalara papaz ataması vesaire falan bütün hepsi direkt olarak hukuka aykırıdır.
hukuki hiçbir şey yoktur. Bütün alınan kararlar tamamen siyasal güce dayanmaktadır. Arkalarındaki siyasal güç sayesinde bunu yapabilmektedirler. Hukuki bir şey yapacaklarını görmeyince, yani meclis bu kararı çıkarsaydı, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda meclis kayıtlarında bağımsız Ortodoks Patrikhanesi geçer. Direkt olarak meclis kayıtlarında bulunmaktayız. Tüzel kişiliğimiz vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüzel kişiliği olan tek yerdir bağımsız Ortodoks Patrikhanesi. Bunun üzerine şimdi burada bunu söylemesi, hani bu kararı mecliste alınıyorsanız tamam, bu milletimin kararıdır, kabul ederim. Ama bu başbakanın isteği mi? O zaman gelip çıkarsın. Çıkaramıyorlar ve maaşı kesiyorlar. Ki çok enteresandır ki, onu sonra söyleyecektim de hani bunu açmışken şey yapalım. İşte Kıbrıs olayına gireceğim şimdi bu megaloidea onu da çerçevesinde. soracaktım. Çünkü Adnan Menderes hükümeti her ne kadar Kurtuluş Savaşı'na birebir olarak, bak ben ateistim Selçuk Bey. Ben sizin inandıklarınıza inanmıyorum. Ancak burada konu o değil. Konu mevzu da o değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok zor şartlar altında kurulmuş bir devlet, bir ülke. Bu ülkeye hizmet etmiş çocuğundan kadınına kadar, ister sarıklısı olsun, isterse cami imamı olsun, isterse müftüsü olsun, isterse Hristiyan olsun fark etmiyor. Bu ülkede hizmet etmiş herkesin bu ülke üzerinde hakkı olduğunu düşünen birisiyim. Ve bunu da herkesin düşünmesi gerektiğini düşünen birisiyim aynı zamanda. Adnan Menderes gibi bu ülkenin bir başbakanı nasıl bu ülkeye hizmet etmiş bir kişinin İstiklal Savaşı'ndan dolayı olan maaşını keser? Hadi başka bir maaşı olsa, yani bu ülkede insana şu anda 8, 9, 10, 20 tane maaş alıyor. Adam 2 tane dünya altın madalyası var. İşte 10, 20 tane maaşı var herifin. Ama bu yani insan, ben bir şey yazmış akıl alır şey değil diye. Ya akıl alır gibi bir durum değil. Ya sen nasıl kesebilirsin böyle bir şeyi? Ve sen seni siyaset validen, her şeye kadirdir. ya seni var eden hükümeti yaratmış bir adamın maaşını kesiyorsun bu arada. Yani Papa Eftim Adnan Menderes'in hükümet olmasının nedenidir. Çünkü Papa Eftim gibileri olmasaydı bu ülkede ne Adnan Menderes hükümetleri olurdu, ne İsmet Paşa hükümetleri olurdu, ne de bugünkü AK Parti hükümetleri olurdu. O adamlar sayesinde bu Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bunun da farkında değiller. Ve bunu sırf hani bak kendileri, yani demiş ya dedeniz, başbakan istiyorsa gelsin çıkarsın diye. Başbakan da istemiyor onu. İsteyen Amerika Birleşik Devletleri ve Fener Rum Patrikliği. Bu daha da üzücü. Evet. Yani hani başbakan istese diyeceksin, adam cehaletinden istiyor, tamam. Hani cahil bir adam Adnan Menderes, zaten onu biliyoruz. Cehaletinden istiyor, tamam. Ama isteyen o bile değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri başkanı istiyor diye yapıyorlar bunu. Gerçekten akıl alır gibi değil. Buyurun siz, ben kusura bakma sözünüzü kestim. Öyle. Estağfurullah. Kıbrıs olayı çok önemli. Ülkemizde zaten akıl almayan olaylar günlük çerezimiz olduğu için. Aynen. Ya o zamandan bugüne her şey aynı bir yerde. Şimdi tabii ki Megaloide'ye geri dönecek olursak, Kıbrıs'ta 1800'lü yıllarda zaten işte Morisyan'ı ve sonrasında Yunanistan'ın da bağımsızlığını ilan etmesiyle kurmak istedikleri Megaloide ülkesinde Kıbrıs'ta bulunmaktaydı. Ve orayı almaya çalışıyorlar. İşte 1950'li yıllarda ne yazık ki çok büyük kıyımlar Türklere karşı yapılıyor. Bahsedilen şeyler değil. Daha 1947 yılından itibaren Atanas gelmeden önce Makarios o dönemin patriğiyle gelip görüşüyor. Ve Enosis davasına da destek vereceğini gördükten sonra Kıbrıs'a dönüyor ve çalışmalara başlıyorlar bir yerde. Ondan sonra zaten Atanas'ın gelmesiyle beraber çalışmalar devam ediyor. Zaten hem Anadolu topraklarında, Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde Megaloidea'yı bir şekilde yeniden canlandırmaya çalışıp güçlendiklerini fark edince bu sefer sıra Kıbrıs'a geliyor. Ve 1950'lerde bildiğiniz üzere artık Kıbrıs'ta Türklere karşı karşı tarafın, Rum kesimin büyük saldırıları, kıyımları olmaya başlıyor. 58 yılında olaylar inanılmaz şekilde şiddetleniyor ve orada yaşayan Türkler hani can ve mal güvenliğiniz yok, yardım edin diye veryansın ediyorlar. Ve bu şeyde de artık dünya da bir yerde görüyor. Şimdi Kıbrıs meselesinin baş tahrikçisi artık Patrick Athenagoras'tır diye Time ve Fortune gibi Amerika'da çıkan dergilerde bile yazılıyor. Şimdi burada iki şey okumama müsaade ederseniz. Öncelikle bu Time veya Fortune dergilerinin bir tanesinin yazarı olan biri
bunu paylaşıyor. Orada Atanas üzerine bu Kıbrıs olayında ne söylediğine geçmek isterim. İnsanların da kafasında biraz oluşabilir. Rota Winterold adlı bir yazar kaleme alıyor. Şöyle diyor: böyle siyasi bir işin bir din adamının siyasi mantosu altından idare edildiği nereden bilinsin? Önce Kıbrıs Rumlarını, sonra Yunan halkını, Türkiye ve İngiltere aleyhine tahrik eden, aslında ruhani bir vazifeyle mükellef bulunan Athenagoras'tır. Onu yakından tanıyanlar bilirler ki o din adamından ziyade siyaset adamıdır. Kiliseyi ruhani vazifesine düşünmez, siyasetle meşgul olur. O Amerika'da bulunduğu zamanlarda da öyleydi. Greg Makarios gerek Kıbrıs'ta onunla birlikte çalışan din adamları Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olduklarından Patrik Athenagoras'tan emir alırlar. Efkar-ı umumiye şunu iyice bilmelidir ki onların bütün yaptıkları Athenagoras'ın şahsi arzularıdır. Din ile siyaset başka başka şeylerdir. Böyle olduğu halde onların Kıbrıs'taki faaliyetlerini, dini vazifelerini bırakıp siyasetle meşgul olmalarını Athenagoras'ın hoş görmesi ve mani olmaması benim sözlerimi ispata kafidir. Şimdi Rota Winterold dediğimiz kişi bunu kaleme alıyor ve artık bir yerde Amerika tarafından görevlendirilmiş bir başpapazın kamuoyunda nasıl göründüğü ortaya çıkmaya başlıyor. İnsanlar bunun artık farkında. Olan biten, orada çıkan çatışmaların, yaşanan sıkıntıların, hatta Türkiye içerisinde yapılanların bile mimarının ya da en azından ipi kontrol eden olmasa bile kontrol edilenin ön tarafta bulunan Athenagoras olduğunu görmeye başlıyorlar. Tabii onun aracı da Fener Rum Patrikliği de. Tabii ki Fener Rum Kilisesi de bütün bunların yapılan şeyi zaten başlangıç yeri orası da milli mücadele Ya kimse de öncesinde karşı çıkmıyor Atanagoras'a ya. Patrik efendim ne yapıyorsun falan diye. çıkamıyorlar arkada Amerika olunca. Bu arada çıkanlar oluyor. Kıbrıs meselesi üzerine 1960'lardan itibaren biliyorsunuz o zamanlar Hükümet. çift hükümet şey senato ve Evet, meclis evet. olayı vardı. Oralarda konuşuluyor bunlar. O dönemdeki senatörler vesaire hükümetler artık Athenagoras'ın gitmesi hatta Fener Rum Kilisesi'ne 24 saat içerisinde topraklarımızdan çıkarılması gerektiğini dile getirecek kadar olan biteni görüyor. Ama işte arkasında Batılı devletlerin gücü olmasından mütevellit bu başarılamıyor. Yani farkında olan çok insan var. Belli bir dönemde belli başlı ılımlı politikalar, denge politikaları İkinci Dünya Savaşı sonrasında hani güdülmüş olabilir, belli başlı tavizler hani bir yere kadar anlaşılır bir şekilde verilmiş olabilir ama uyanmaya başladığında insanlar yine başaramıyorlar. Çünkü dediğim gibi arkasında Batılı devletlerin inanılmaz bir gücü bulunmakta. Bugünümüze de hala böyle devam etmektedir. O yüzden zaten hukuka aykırı bir şekilde yapılan her şeyi yapabilmektedirler. Aynen. Keşke baştan yapsalarmış. O da ayrı bir mesele ama baştan işte yani kimse de ya Sayın Turum'un tamam anladık bize maaşlar yardım yapacaksın da bu da biraz fazla değil mi? En azından yani bu kadar da biraz İşte fazla değil mi deseydi. Lozan'da yapılması çok isteniyordu. Büyük bir kırmızı çizgiydi. İsmet Paşa da Lozan görüşmelerinde heyetin başı olarak Atatürk'ten gelen emirler doğrultusunda çok ısrar etmişti. Ama ne yazık ki hani Sonra da kazanılan İsmet Paşa şeyler kabul edemedi. kaybedilemeyecek kadar büyüktü. Ya sonra Sonra da da mektup 40'larda böyle oluyor. aynen sonra da ya işin şimdi Selçuk Bey şimdi şöyle düşünüyorum hep belki sen Hüsnü kuruntu yapıyor diyebilirsiniz bana ama şimdi şöyle bir durum var. Acaba Mustafa Kemal ölmeseydi 10 Kasım'da 1949 yılında Athenagoras patrik olarak atanır mıydı? Hadi diyelim ki İmkanı Athenagoras yoktu. ya yoktu ama diyelim ki hani atandı bir şekilde. Acaba Athenagoras Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mektubunu İsmet Paşa'ya değil de Mustafa Kemal Paşa'ya getirseydi Mustafa Kemal Paşa onu Donald şeyin Çankaya'nın içine sokar mıydı? Ben hiç zannetmiyorum. İmkanı yoktu. Al kardeşim mektubunu, İmkanı yürü yoktu. git Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi kimse o bu mektubu alsın getirsin. Başkana ne söyleyecek? Olmasın senin böyle bir görevin yok derdi. Hatta biliyorsunuz Ankara Ekspresi'ne değil mi? Özel vagon konmuştur Athenagoras için. Yani daha rahat seyahat etsin diye. Bir de hani yani normal vatandaş gibi de gitmiyor. Kendisi özel vagonlar devlet erkanı düzenleniyor. Karşılama törenleri düzenleniyor. Yani bilmiyorum ya yani bu durumda İsmet Paşa'ya kızmıyor muyum? Kızıyorum ben çok kızıyorum. Neyse yani çok da fazla kızınca insanlar bana kızıyorlar. Şimdi Kıbrıs Barış Harekatı'na gelmeden önce Fener Rum Patrikliği'nin özellikle
Kıbrıs'taki Rumları işte silahlandırma ve çete konusundaki katkıları, en azından fikren katkılarından bahsediyoruz ki bence fikirsel katkılarından çok daha fazlası var. Özellikle Tabii maddi tabii para olarak. yardımları vesaire 1960'larda EOKA'ya verilen destekler hepsi ortaya çıkıyor. Onları da Aynen. sırayla söyleyeceğim. Aynen. Bu süreçte Papa Eftim'in şeyi ne oldu? Yani müdahalesi ne oldu? Açıklamaları falan var. Bazı demeçleri falan var çünkü. Şöyle, tabii en başta yine bir bildiri yayınlanıyor. Onu Kıbrıs üzerine yayınlanan bu bildiriyi kısaca okuyabilirim şu anda. Çok iyi Buldum. olur. Ey medeni alem, ey Hristiyan dünyası, Kıbrıs yangınına işlenen cinayetlere, milli kisve altında gizlenmiş bir papasın taassubundan doğan felaketlere seyirci kalmakta hala devam etmek ister misin? 26 milyonluk Türk milleti tek bir vücut halinde Kıbrıs meselesini milli bir izzeti nefis ve milli bir ideal haline getirerek ayaklanmış olarak dünyaya haykırmaktadır. Kıbrıs Türk vatanının emniyet kilididir. Onun başka ellerde bulunması bizim için her zaman bir tehlikedir. Kıbrıs'ın taşı toprağı 60 bir Türk'ün kanıyla sulanmıştır. Vatan emniyeti meselesinde azınlık, çoğunluk bahis konusu olamaz. Biz aynı düşünceyle Garbi Trakya'yı vakitle Yunanistan'a terk etmeyi uygun bulmuştuk. Aynı düşünceyi Yunanlardan beklemek, Kıbrıs üzerinde ısrar etmemelerini talep etmek hakkımızdır. Esasen Kıbrıs İngilizlere bazı şartlar altında muvakkaten verilmiş. Kıbrıs'ın taksimini bir hükümet politikasıdır. Tamamının Türkiye'ye ait olduğu meselesi bir millet isteği, bir milli idealdir. Taksim bir fedakarlıktır. Bu fedakarlığa dünya barışı için katlanacağız. Birleşmiş Milletler Asamblesi'nin yüksek manevi varlığında bütün medeni dünyaya bir Türk vatandaşı ve bir Türk Ortodoksu olarak son olarak bir daha hitap ediyorum. Haklı ve haksızı ayırt etmekte dikkatli ve son derece hassas davranan, hata etmekte dünya barışının insanlığın sulh ve sükûnuna zarar vermiş olacaksın. Bu gerçekten çok ama çok önemli bir Aynen. beyandı. O dönemde bütün dünyaya sesleniyor ve dünya da az çok yani bugün nasıl Foncu Tayfun varsa eğer o dönemde de vardı muhtemelen. Onun dışındakiler görüyordu. İşte biraz önce bahsettiğim o yazı olsun. İnsanlar farkındaydı ne olduğunu. Ve hani o dönemde inanılmaz bir mücadele dönüyor gerçekten. Ve Papa Eftim de hani açıklamalarında özellikle Fener Rum Kilisesi üzerinden EOKA'ya inanılmaz bir döviz akışının, inanılmaz bir yardım akışının olduğunu söylüyor. Bu büyük paraların bulunması gerektiğini, incelenmesi gerektiğini söylüyor. Ve bu söylemler doğrultusunda 60'lı yıllarda gerçekten hükümet de bunlara bakıp gün yüzüne çıkartıyor. Gerçekten öyle yardımlar, şeyler yapılmış. Ve biraz önce bahsettiğim gibi yine dışarı çıkılmasını istiyor. Tabii bu 58 yılı biraz çalkantılı bir dönemde açıkçası. Bir tarafta Fener Rum Kilisesi artık hani Papa Eftim mücadeleyi bıraksın vesaire diye bayağı ısrar ediyor. Açık çekler getirerek yurt içinde veya yurt dışında isteyeceğiniz bir hesaba istediğiniz parayı yatıracağız. Bırakın gidin artık diye. Onun dışında hatta Rüşvet bugün de. bayağı bildiğiniz rüşvetle yani reddediyor. Yani açık çekle geliyorlar. Siz dolduracaksınız Bugün bunu diye. paylaşmıştınız Evet, bugün Twitter'ınızda. paylaştığım bir olay var. Onu da hatta kısaca okuyabilirim. Çünkü devamında da yine her zaman olduğu gibi büyük dedem çok güzel şeyler, çok akıllıca cevaplar veriyor. Twitter'dan takip edenler bilirse hatta bir yere benim de linki koyarsanız belki insanlar bilgisayarlarına bakmaya gelirler. Evet. Ben sizin Orada Twitter hesabınızı paylaştım. paylaşayım. Buyurun. Bugün Twitter'da paylaştım. Fener Rum Kilisesi'nin işte Papa Eftim'e New York'ta bir villa alırız. İşte bütün hayatının sonuna kadar bütün giderlerini karşılarız. Yeter ki bırak git tarzında bir teklifi oluyor yine. O da karşılığında şey diyor işte. Çünkü ben bu memleketin evladıyım. Patrikhane Türkleşenleri Türkiye ile beraber olanları her ne pahasına olursa olsun bu memleketten uzaklaştırır. Yunanistan istiklal kazanalı 125 sene olmuştur. Yunanistan'daki Türklere neler yapıldığı meydandadır. Fakat biz İstanbul'u zapt edeli 500 seneyi geçtik. Hala içimizde bazıları milliyetçilik davası gidiyorlar. Buna bir son vermek lazımdır. Yani bu kıyaslama da o yönden güzeldir.
Hani zaten en başta 1918-19 yılında verdiği beyannamede de asırlardır burada olduğumuzu, buranın Türk yurdu olduğunu ve hani gelen diğer Türkler tarafından hani Müslümanlığın daha çok o zamanlar başa geçmesiyle beraber hiçbir sorun yaşamadıklarını zaten en başta da beyan ediyor. Ama karşı taraf bunu istemiyor. İstemediği için de hem hani milli mücadele öncesinde gördüğümüz cemiyetlerin kurulup propagandanın çeteleşmeye ve silahlı örgütlere dönüşmesi, ondan sonra Kıbrıs'ta olanlar, ondan sonra yine günümüzde olanlar isteklerinin hiçbir zaman geçmediğini ve gitmediği yönünde aslında bizi çok güzel uyarıyor. Tabii bu teklifleri yaparlarken aynı zamanda bu Kıbrıs olaylarında Papa Efkim TMT ve bulunan TMT Federasyonu'nun gençleriyle görüşüyor. Türk Mukavemet Teşkilatı. Teşkilatı'dır bilmeyenler için. Orada yaptığı görüşmelerden sonra tabii yine çağrılarda bulunmakta. Yine bunların bitirilmesi gerektiğini, işte bu kanın dökülmemesi gerektiğini, haksız eylemler yapıldığını söylüyor. Ve ismini vermeyen bir kişi kendisinin Fener Rum Kilisesi'nden aradığını, Patrikhane'den arıyorum diyerek zaten senin de çok vaktin kalmadı diye Papa Eftim'i ölümle tehdit ediyor. Heh, onu Yani soracaktım. Siz cevap verdiniz. bir Çünkü yandan şimdi gitmesi için rüşvetler havada aynen. Önce uçuşurken, devlet hepsi kayıtsız kalırken artık en sonunda da buna doğru gidişatı götürüyorlar. işte ya ben onu soracaktım. Şimdi başbakan geliyor, kapat diyor. Papa Eftim sıkıysa gel sen çıkart diyor. Para veriyorlar, kabul etmiyor. Sana New York'tan işte villa verelim, git orada hayatını yaşa diyorlar, kabul etmiyor. Herhalde en sonunda diyecektim ki ya hiç ölüme de tehdit ettiler mi? Çünkü sırada o kaldı. Bir tek geriye o kalıyor. Yani dedim siz ona Tabii tabii cevap vakti verin. zamanında zaten tutuklanması istiyordu. Milli mücadele döneminde suikast şeyleri düzenleniyordu. Tutuklanması isteniyordu. Ankara hükümeti müsaade etmedi. İstanbul Patrikhanesi direkt olarak Papa Eftim'in tutuklanması beyanname sonrasında tutuklanması gerektiğini söylemişti. Öyle bir şey yapamadılar. Ankara hükümeti müsaade etmedi. Yani. Kuvvacılar müsaade etmedi. İşte o zaman alamadıkları intikamları da Ergenekon zamanında aldılar. Oraya da birazdan geleceğiz nasılsa. Geleceğiz. Yani daha biraz daha var. Peki anladığım kadarıyla Papa Eftim'i her şeyi denemişler. Papa Eftim inatla Türk Ortodoks Kilisesi'ni ve daha çok da aslında Türk Ortodoks Kilisesi'nin Türk ismiyle ilgili, yani bunun bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumu olduğu aslında. Yani Türk Hristiyanlarının bağımsız bir kilisesi olduğu anlayışıyla hareket ettiğini düşünüyorum ben Cumhuriyetinde büyüklerimizin. kurucu kurumlarından bir Aynen, tanesidir aynen. Ve aynı üstüne üstlük zamanda. yani hani bu devletin de hani Türkiye Cumhuriyeti'nin de en az Diyanet İşleri Başkanı nasıl bu devletin bir kurumuysa bence Türk Ortodoks Kilisesi de aslında nitelik olarak baktığımız zaman aynıdır. Sadece biri devletten yardım alıyor, diğer almıyor. Yani Aleviler de bugün alamıyorlar. Onların da büyük bir şeyi var. Peki Hatta yardım konusunda bir parantez açayım mı? tabii. Biraz önce bahsettiğim Menderes'in baş müsteşarının gelip bir yıl maaşını kestiğini söylemiştim ya. Evet. Olayların nasıl ilerlediğini görünce ve Kıbrıs konusunda Papa Eftim'in haklı olduğunu görünce Ahmet Salih Bey geri geliyor ve kendisinden özür diliyor. Papa Eftim'den özür diliyor. Baba sen haklıydın diyor kendisine ve ondan sonra cebinden 3 çek çıkartıyor. Bu çeklerden birincisi bir yıldır verilmeyen maaşı, onu iade ediyorlar. İkincisi o ayki maaşı ve üçüncüsü de cüzi bir patrikhaneye bağış. Ve bu bağış Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin bütün kuruluş günden itibaren aldığı tek bağıştır. Devletten başka herhangi bir hükümet hiçbir bağışta bulunmamıştır. Çok cüzi, küçük bir meblağla öyle bir özür dileme mahiyetinde bağış yapıyorlar. Anladım. Gerçekten komik bir rakam ya. Gerçekten yani çok çok ilginç. Yani devlet, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti hani hiçbir kuruma, dini kuruma bağış ya da destek vermiyor olsa dersin ki ya bu seküler bir devlet niye Ortodokslara kilisesine bağış versin ya da niye Müslüman camilerine bağış versin diyebilirsin ama biz ne Tabii yazık laikliğin ki özü odur bir yerde. ya hani özü odur. Yani biz mesela ben ateizm derneğinden sonra atılmadan önce çok fazla şey yaptım. İnanç vergisi diye bir şeyden bahsediyorduk. Herkes hangi dine inanıyorsa onun vergisini vererek işte caminin imamın maaşını versin. Ben niye ateist olarak veriyorum diyordum. Bunu savunuyorduk. Seküler sistemin temel yapı taşlarından bir tanesi Avrupa'da büyük yani çoğu Avrupa ülkesinde de bu şekilde zaten uygulanıyor.
Şimdi bu burada şunu sormak istiyorum. Şimdi Papa Eftim bu şekilde hani Kıbrıs konusunda haklı olduktan sonra daha sonraki bu mücadelede Türk Ortodoks Kilisesi ile Fener Rum Partisi arasında bir çatışma oldu mu ve Türk hükümetlerinden mesela Adnan Menderes hükümeti artık anlamış yani neyin ne olduğunu da daha sonraki hükümetler biliyorsunuz Menderes gittikten sonraki hükümetlerle ilgili sıkıntı yaşadınız mı? Barış Harekatı'na kadar. Sıkıntı yaşamak, sıkıntıdan çok yani daha çok kayıtsız kalınmış bir durumdu. Yani şimdi Demokrat Parti döneminde özellikle kendine belli etmesiyle Fener Rum krizisi gerçekten Demokrat Parti ile beraber güzel imtiyazlara geçiyor. Yani megalo idealarını giden yolda gerçekten attıkları adımlarda çok büyük sorunlarla karşılaşmıyorlar. Hatta hiç sorunla karşılaşmıyorlar neredeyse. İşte bir 60'lı yıllarda zaten Senato'da vesaire dönemin hükümeti biraz önce bahsettiğim gibi gitmelerini istiyor ama olmuyor. Yani bunun dışında da pek zaten bir sorunla karşılaştıklarını söyleyemeyiz. Ve tabii ki de o dönemden itibaren özellikle Atanaras dönemi itibariyle artık Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi hükümet tarafından bir yerde gözaltı ediliyor. Yapmak isteyenler, yardım etmek isteyen hükümetler olmadı mı? Oldu. Teker teker çok fazla isim vermeye şeye gerek yok. Hani çünkü devamı gelmedi. Anladım. Devamı gelmedi. Yapılmak istendi. Bizim Türk bürokrasisinde bildiğiniz üzere bugün git yarın gel olayı vardır. Ha oldu ha olacak. Ha oldu ha olacak. İşte ne lazımsa halledelim, şey yapalım. Elimizden gel işte tadilatlar vesaireler falan olsun. Hiçbirinin sonucu bağlanmadı. Hepsi Havada. öyle kaldı. Yani Peki. ne denilebilir ki? O günden belliydi zaten böyle olacağı. Peki, birinci Papa Eftim'i 1968 yılında kaybettiniz. Daha sonrasında Türk Ortodoks Kilisesi'nde çok değişiklik oldu mu? Hem dini açıdan soruyorum. Çünkü sizin bir kendinize göre bir ibadet anlayışınız var. Ona da geleceğim bu arada. İbadet anlayışlarınıza da geleceğim. Farklarınızı falan soracağım. Ancak pek yani bir değişiklik yaşadınız mı? Yani siyaseten yaşadınız mı bu bir? Cemaatinizde azalma oldu mu? Mesela Papa Eftim'den sonra ilk birinci Papa Eftim'den sonra azalma oldu mu? Ya da artma da olabilir. Hani Papa Eftim'in mirasına sahip çıkmak açısından. O süreçten sonrası nasıl işledi Ergenekon'a kadar? Ya şöyle ki, tabii ki de cemaatte değişimler bulundu. Artı yöne doğru değişimler de oldu. Eksi yöne doğru değişimler de oldu. Zaten Türk Ortodoksluğu'nun dünyanın dört bir yanında olması, yani sadece Türk dünyası olarak değil, Rusya içerisinde de Türk Ortodoksların bulunması, Amerika'da vesaire falan da bulunması, Avrupa'nın da muhtelif yerlerinde bulunmaları, bu yönden hani cemaat sayısı bir yerde hani o yılın ölümüne doğumuna göre diyelim de biraz değişimlere uğruyor. İletişimlerimiz devam ediyor herkesle. Papa Eftim II, Turgut Erenerol, Doktor Turgut Erenerol döneminde yurt dışıyla güzel iletişimlerimiz vardı. Bazı bağlanmak isteyen Amerika'dan bile kiliseler oldu. Hatta önümüzdeki günlerde Twitter'dan onların da fotoğraflarını paylaşacağım. Takdis edilmesi, Amerika'dan gelen bir ruhaninin Büyükeden Papa Eftim ve Turgut Erenerol, amcam Turgut Erenerol tarafından, Papa Eftim II tarafından takdis edilmesi, Amerika'dan öyle bağlanmak isteyenler oldu. Onun dışında Türk dünyasından bağlanmak isteyenler oldu. Tanıma adına hani biz size bağlanacağız diye. İşte bahsettiğim hükümetlerin bugün git yarın gel olayından bir tanesi de budur. Sonuca bağlanamadı ne yazık ki. Ama hani böyle bir şey olmamış olsa bile iletişimimiz o günden beri bütün partilerimiz tarafından devam ettirilmektedir. Hem Türkiye'de bulunan Türk Ortodoksluk bilincini kaybetmemiş olan Türk Hristiyanlar olsun, hem diğer bahsettiğim Balkanlar, Kuzey vesaire falan olsun, öyle iletişimimiz devam etmekte. Peki, şu siyasi olayı bitirelim sonra için dini kısmını da soracağım size de. Çünkü hatta Rus Ortodoks Kilisesi olayını da soracağım. 2007 yılında alınmış bir karardan bahsettiniz. İşte Bulgar Kilisesi'ne Fener Rum Patrikhanesi'nin müdahalesinin işte ile ilgili müdahale olması ve 2008 Ergenekon sürecinin başlaması, dinler arası diyalog konusunun işte sürekli o süreçte özellikle FETÖ'cüler tarafından çok sık sık
kullanılır olması. İşte biliyorsunuz FETÖ gitti. Ben ona FETÖ diyorum, kusura bakmayın. FETÖ gitti. Papa'nın elini bile öptü o süreçte. Papa Roma'daki Vatikan'a gitti. Bunlar içerisinde Sevgi Hanım'ın özellikle Ergenekon sürecinde işte gözaltına alınması, tutuklanması, bu sizin kilisenize yapılmış bir şey miydi? Siyasi bir Tabii ki de. altyapısı var mıydı, yoksa bu sadece hani dinler arası diyalog konusunda sizin hani Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını muhafaza etmek açısından bu o zamana kadar uyguladığınız politikaları sindirmek için bir şey miydi? Yani bunlar aradan çekilsinler, biz işte Fener Rum Patrikliği, işte Vatikan ve işte bu Müslüman işte FETÖ beraber bir diyalog kuralım hesabı için sizi ortadan kaldırmaya mı kalktılar? Tabii ki de öyle de söyleyebiliriz. Şimdi dinler arası diyalog dediğimiz olayın küçük bir arka planını vermek gerekirse bu 1960'lı yıllarda başlamış ve kademe kademe dünyanın dört bir yanından içinde ruhani liderlerin, siyasetçilerin, tarikat liderlerinin, STK'ların, işte fon yapılarının bulunduğu bir olaydır, diyalogtur. Zaten onunla beraber de İstanbul'da bulunan Fener Rum Kilisesi Vatikan'la barışmış. Bir taraftan da terörist elebaşı Fethullah Gülen denilen adamın dahil olması. O sürece baktığımızda 2000'lerin başında, hani siz de bilirsiniz ki YouTube'un da her yerinde vardır. İşte Patrik Bartolomeos'un, Başpapaz Bartolomeos'un Gülen'den Hoca Efendi diye bahsetmesi, çok güzel işler yaptığını söylemesi, ona övgü dolu sözler söylemesi, tabii ki de bir yerde bizlerin de hedef alınmasını ortaya koydu. Şöyle ki, Türk Ortodoks Patrikhanesi kurulduğu günden beri Atatürk ilke ve inkılaplarını savunur. Ve bunda tek bir taviz bile vermez. Niye vermez? Çünkü Türk Ortodoks Patrikhanesi başta Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden, daha Cumhuriyet'ten bir yıl önce hatta kurularak, kuruluşuna milli mücadele zamanında büyük destekler vererek oluşmuş bir kurumdur. Diğer tarafta da zaten Türk ordusunu görürüz. İçine sızmaya çalışmaları, Türk ordusunu bu hale getirmeleri, tabii ki de yine Batı'nın desteğiyle belli başlı piyonları, belli başlı kuklaları ortaya koyarak farklı planları bir potada eritmeye ve Türkiye Cumhuriyeti'ni artık Batılı devletine sonlandırma isteğiyle harekete geçirdiler. Ergenekon sürecinden bahsediyorum. Şimdi biliyorsunuz ki 1949'dan itibaren zaten Atanas Türkiye'ye geldiğinde dört ajandası bulunmaktaydı. Yani dört ana maddeyle buraya geldi. Bunların Selçuk birincisi... Bey, kusura bakmayın. Bir 2 dakika sizi kesebilir miyim? Bir şeye bakmam gerekiyor da. Sanırım kapıyı açamadılar herhalde bizimkiler. Bir iki Ha, tamam. dakika bir nefes alın. Ben hemen 2 dakika içinde geliyorum. Şimdi siz isterseniz devam edin. Daha sonra tekrar ben geleceğim zaten. Tamamdır. Şu an hala yayındayız galiba. Dinleyenler için kusura bakmayın. Ben de Ahmet Bey'i bekliyorum. Eğer duyuyorsanız geldiğimde devam ederiz. Katıldığınız için bu arada şimdiden teşekkür ederim.
Kusura bakmayın arkadaşlar. Selçuk Bey, kusura bakmayın. Bizi Ben bir de de yayında mıyım şu anda? evet yayındayız. Şu anda yayındayız. Tamam. Anahtarlarını unutmuşlar. Ben Birkaç kez yere bastılar. yayındakilere söyledim sizi bekleyeceğim diye bir sessizlik oldu da o sırada da şey biraz çete bakıyordum. Evet. O zaman kaldığımız yerden devam Evet. edelim mi? Evet, bu Ergenekon olaylarında evet kaldığımız yerden devam edelim lütfen. Şöyle devam edeyim. Atenoros'un 1949'da Türkiye'ye geldiğinde dört ana maddeden oluşan bir ajandası bulunmaktaydı. Bunlardan birincisi ekümeniklik iddiasıydı. Bir tanesi de bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin ortadan kaldırılması. Şimdi Ergenekon sürecine geldiğimizde zaten dinler arası diyaloğun da devam etmesi, güçlenmesi, bir tarafta büyük batılı devletlerin bunları destek vermesi, diğer tarafta dini kurumların, tarikatların vesaire bulunması onları güçlü bir yere koydu. Ve hani bir tarafta Türk ordusu hedef alınmışken yanında Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Türkiye'nin kurucu değerlerinden bir tanesi olduğu için, başlıca değerlerinden bir tanesi olduğu için hedefe koydular. Amaçları da şuydu. Fener Rum Kilisesi'nin ekümeniklik iddia edebilmesi adına önündeki en büyük engel tabii ki de Türk Ortodoks Patrikhanesi. Çünkü burada bulunan Türk Hristiyanlarının ve dünyada bulunan Türk Hristiyanlarının temsilcisi biziz. Ve bizlerin ortadan kalkacağını zannettiler bunu yaparak. Başarılı da olamadılar. Kendileri siyasal oyunlarına devam etmekte. Halkımız da zaten olan biteni görmekte. İşte bu zamanda Samanyolu muydu neydi? Her gün bağırırlardı. Fethullahçılar, işte Ergenekon terör örgütü, Ergenekon terör örgütü. Hukuki olarak kullanmaları yasaktı. Böyle bir şey yapamazlardı. Daha ortada bitmiş bir dava yok, verilmiş bir karar yok. Böyle bir yapı kullanamazsınız diye. Onu kullandılar. En sonunda gördük ki gerçekten böyle bir şey yokmuş. Hepsi bir safsataymış, kurulan bir Kendileri kumpasmış. terör örgütüymüş. Sonra kaçan tarafın kim olduğunu gördük. Daha kaçacak olan geri kalanlar da kaçma hazırlığı içerisinde yavaş yavaş. Evet. O yüzden tarih samimi olanı, temiz olanı haklı çıkarır. Bugün olmasa yarın olur. Hiçbir atılan çamur sonsuza kadar kalmaz. O temizlenir bir şekilde. Zaten işte Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının da sonunda iftira atılanların, hayatta olmayanlara bile atılan iftiraların ne kadar altyapısız olduğunu gördük. Ve çok Halkımız can bunu gördü. Hala kaybettik. inanmak isteyenler inanıyor. Evet, ne yazık ki hepsi ışıklar içinde uyusun. Aynen. Bunlara sebebiyet verdiler. Sebebiyet verenlerin bir kısmı gitti. Evet. Başlarına Şimdi gelenleri gördük. o süreçle ilgili bir şey soracağım. Şimdi biz sürekli Sevgi Hanım'ı duyuyorduk. Ben o süreçte asker dedim bu arada, onu söyleyeyim. Sevgi Hanım alındığında çok fazla o süreci takip edemem ama kısa bir zaman sonra takip etme imkanı bulmuştum. Sevgi Hanım o süreçte tutuklanmıştı. Peki bunun dışında cemaatinizden ya da kilisenizden tutuklananlar var mıydı? Yok, hayır. Bir tek Sevgi Hanım'ı tutukladılar. Evet. Basın sözcümüz olarak kendisini tutukladılar. İşte sözde öyle bir örgüt varmış da onun kurucularındanmış falan diye. 6 yılın sonunda öyle bir şey olmadı, ortaya Ortaya çıktı. çıktı. Ama Onun dışında kimse şey yapılmadı. boşu boşuna içeride yatmış oldu. Olması gerekiyormuş demek ki. Halkımızın bir yerde de görmesi için böyle bir şeyin olması, yaşanması gerekiyormuş. Hiç unutmamak gerek ki bu ülke, bu vatan öyle kolay bir şekilde kurulmadı. Ne yazık ki çok büyük bedeller ödendi ve hala da çok büyük bedeller ödenmeye devam ediyor. Aynen. Ve bedeli ödemesi gerekenler de bir şekilde bunu ne yazık ki kabullenmek zorunda. Papa Eftim de büyük bedeller ödedi. Atatürk'ümüz de çok büyük bedeller ödedi. Hayatını kaybeden, şehit olan askerlerimiz çok büyük bedeller ödedi. Aileleri çok büyük bedeller ödedi. O yüzden hani birkaç yıl içeride yapmak bence o kadar da şey olmamalı. Aynen. Aynı zamanda Ergenekon sürecinde de birçok subayımız, ne yazık ki birçok insanımız hem Evet. hastalıktan kimisi intihar etti, Ne dayanamadı yazık artık. ki. Yani çok çok büyük acılar gerçekten. Şimdi dönüp baktığım İşte. zaman gerçekten çok büyük acılar ve hepsi bir bakıyorsun ki bir tane terör örgütünün uydurmuş olduğu, kendi adamlarıyla uydurmuş olduğu safsatalardan, karalamalardan, çirkince iftiralardan başka bir şey değil.
Sadece FETÖ'nün uydurdukları değil, ona uydurtulanlar. Hani arkasında aslında kimler uydurdu bütün Aynen, bunları? Kimler şimdi. istedi? Kimler bitirmek istedi? Kimler orduyu ve Patrikhaneyi, Türk Ortodoks Patrikhanesini hedefe koydu? Onlar önemli. Aynen, kesinlikle katılıyorum. İşte ben de o yüzden sormuştum, bu dinler arası diyaloğun bir ürünü müdür diye. Çünkü dinler arası diyaloğun 3 ayağı vardı. Roma, İstanbul, bir de FETÖ. Bu 3 ayaktı acaba, yani belki de üçü de birden bu işin sorumluları arasında var mıdır? Neyse, yani o kadarını halkımız herhalde görüyordur diye düşünüyorum. Yani insanlar artık görmesi lazım. Yani 1949'da Ategeneros'un böyle siparişle atanmasından bu zamana, Ergenekon olaylarına kadar halkımız artık bir şeyleri görmesi lazım. Bu ülkede ne yazık ki bu şu anda bile, mesela şu Suriye'nin mülteci olayları, işte savaş, Rusya Ukrayna savaşları vesaire, şu anda bile birçok özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü ve anayasal hakları açısından birçok konu ne yazık ki işte farklı anlatılıyor ya da ne bileyim çiğnenmek isteniyor ya da belki de bazıları çiğneniyor, bilmiyoruz. Şimdi benim Evet. size soracağım son siyasi soru, aynı zamanda dini konuya da içerik olacak, giriş olacağı için bunu soracağım. Şimdi biliyorsunuz bir Rusya-Ukrayna savaşı var ve Rusya bir yani Putin bir neo Sovyetler Birliği gibi bir şey yapmak istiyor ya da öyle istediğini söyleyenler var. Biz bununla da ilgili birkaç kere şey yayın yaptık Murat Hocam'la beraber. Sorum şu: siz bir Türk Ortodoks Kilisesiniz ve Rusya'da da bir Rus Ortodoks Kilisesi var. Onlar Fener Rum Partisi'ne ne kadar bağlı bilmiyorum. Onlar da herhalde sanırım bir Hayır, noktada öyle bir bağlıydılar. bağlantı yok. Orası Rus Kendi. Patrikhanesidir. Moskova'da bulunan Evet, bağlı değiller. Ben patrikliktir. de öyle Biz de biliyorum. Hı. Türk Ortodoks Patrikliği olarak bulunuyoruz. Fener Rum Kilisesi sadece bir azınlık kilisesidir. Kilisesi. Peki sizin Rus Ortodoks Partikliği ile ilişkiniz nasıl? Bu savaş sizi nasıl etkiliyor? Ya da onların da Fener Rum Patrikliği gibi mi size bakıyorlar? Yoksa farklı mı bakıyorlar? Bu konudaki bilgilerinizi alabilir miyim? Yok, öyle bir bakış yok. Şimdi zaten bu konuda zaten giriş yapmadan şu bence çok önemli. Bu çatışmanın da iki kardeş ülke arasında, yani Rusya ve Ukrayna, aynı köklerden gelen iki halktır. Ve şu anda kardeş kardeşe bunları yapmakta. Tabii ki de burada bir yerde Fener Rum Kilisesi'nin de vakti zamanında nasıl Bizans oyunlarını, bizim Kıpçak Türklerine, ondan sonra milli mücadele vesaire, hatta Osmanlı içerisinde bile yaptıysa, kendi içinde bile bu oyunları yapmıştır bu arada. Bizans'ın kendi içerisinde de İstanbul Patrikliği inanılmaz oyunlara, baştakileri indirebilecek güçte oyunlar yapmıştır. Ve günümüzde de Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıması, otosefali vermesi, Rus Patrikliğinden koparması, tabii ki de yıllardır Rusya'nın kendi sınır güvenliği konusunda istemediği bir olaydı. Yani bir taraftan işte Soğuk Savaş sonrasında dünyanın değişen dengeleri olsun, NATO'nun genişlemesi vesaire falan. Hani Rusya yıllardır bunu söylüyordu. Ha, şimdi ben bunu söylüyorum diye hani yok NATO'cu, yok Rusçu falan, bu yaftaları hiç sevmem. Savaşta böyle bir taraf tutulmaz. Savaşın bitmesi gerekir. Bunun illa bir taraf olarak görülmesi bence çok yanlıştır. İnsanlar hatta o yüzden bence Twitter'dan daha bu çatışmaların başladığı ilk günden itibaren yazdığım basın açıklamalarına ve bilgisayarlarına baksın. Fener Rum Kilisesi'nin Ukrayna'ya otosefali tanıyarak bir yanda Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasını tehlikeye sokması, bir yandan hem Rusya hem Ukrayna bizim belli başlı ekonomik olsun, stratejik olsun müttefikimiz ve partnerlerimizdir. Hani böyle bir şeyde taraf olunmasının istenmesi çok büyük bir hatadı. Burada istenmesi gereken tek şey en kısa sürede bunun artık bitirilmesidir. Ama ve lakin Fener Rum Kilisesi burada gerçekten bir taraf olmuş ve Batılı devletlerin istediği oyunları siyasal boyutta yapamadıklarının dini boyutunu Fener Rum Kilisesi'ne vermişlerdir. Ve onlar da başta Lozan'a ve anayasamıza aykırı olarak, aynı zamanda dinen de hiçbir şekilde geçerliliği olmayan bu kararları alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasetini gerçekten zora sokmaktadır. Bunun altı çizilmeli. Peki Rus Ortodoks Kilisesi size nasıl bakıyor? Türk Ortodokslarına? Bizi kuruluştan beri bilirler. Sadece Rus Ortodoks Kilisesi de değil, hani dünya çapında Vatikan'ından tutun,
kuruluşumuzdan beri haberleri vardır. İletişimde olmak isteyenlerle iletişimimiz var. Türk Cumhuriyetlerinde bulunan, ki onlar bilirsiniz Rus Patrikhanesi'ne, Moskova'ya bağlıdır o kiliseler. Onlarla uzun uzun yıllarda, hatta benim zamanımdan önce de ilişkiler vardı. Ruslarda da o konuda herhangi bir problemimiz bulunmamakta. İletişimimiz vardır. Bunlar daha çok tabii hani dini konular, böyle Tabii. o tarz şeylerde Tabii. belli ziyaretler, üst düzey ziyaretler falan, o tarz şeyler yapılır. Kapımızda en nihayetinde herkese açıktır. Tabii siz sonuçta bir kilisesiniz. Yani sizin bir dini bir durumunuz var, siyasi Evet, durumunuz. evet. O yüzden işin dini konusuna geleyim. Şimdi ben bir ateistim. Yani ömrü hayatım boyunca kiliseye bir kere gittim. O yüzden çok fazla bilmiyorum. Yani daha doğrusu biliyorum da hani Ortodoksların farklılığı vesaire ya da sizin kilisesinizi bilmiyorum diyebilirim. Dini inanış açısından Fener Ortodoks Kilisesi ile ya da işte diğer Ortodoks kiliselerle bir farkınız var mı? Yani siz daha mı farklı bir dini Yok, ritüel hayır. yapıyorsunuz yoksa aynı şeyler mi? Hayır, ritüeller Ortodoksluk dünyasında üç aşağı beş yukarı aynıdır. Hani izlenmesi gereken yollar bellidir. Hatta bu vesileyle söyleyeyim, Paskal'den itibaren umuyoruz ki artık ayinlerimize de geri başlayacağız. Pandemiden dolayı 2 yıldır ne yazık ki kapalıydık, sağlık şeylerinden ötürü. Ayinlerimiz Türkçedir. Bu yönden mesela farklı. Şimdi herkes kendi dilinde aşağı yukarı. Ortodoks dünyasında ya da dünya çapında baktığınızda kendi dilinde ibadetini yapar. Bizde bütün ibadet baştan sona Türkçedir. Dualarımızı Türkçe bir şekilde okuruz. Türkçe bir şekilde şakılarımız vardır. Türkçe bir şekilde İncil okunur. Onun dışında bir farklılık yok. Ve siz bu Türkçe ibadeti hemen Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra yani kiliseyi kurar kurmaz Başından başladınız. beri, başından beri tabii başından beri Türkçe ibadet. Papa Efendim de bu konuda, yani bu konuyu daha doğrusu çok önemli bulmuştur. En başından beri milli bir şekilde eğitimin verilmesi gerektiğini, yani dini eğitimin seçenek olmaması, bir nevi o dönemlere baktığımızda seçenek olmaması, milli bir eğitimin verilmesi, mahkemelerin medeni hukuku ona göre uygulaması, dini olarak değil, medeni hukukun o yönden uygulanması, eşitliğin vesaire gelmesi, aslında bir yerde bakarsanız bunlar da laikliğin öncesindeki, yani daha doğrusu bizim daha kabul etmeden önce Aynen. dönemde Kılık kıyafet alınan de aynı ve şekilde. içselleştirilen kılık kıyafet de aynı şekilde yasa çıkmadan önce kendisi zaten sivil kıyafetlere geçmiş ve patrikhane dışında hiçbir yerde öyle giyinmemiştir. O zaman bu durumda Onda şunu kongrede karar söyleyebilir miyiz? alıyorlar 10. Mart. Yani şimdi Mustafa Kemal için biz hep şunu söylüyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Mustafa Kemal anlayan adam çok fazla çıkmamıştır diye. Hatta neredeyse hiç çıkmamıştır diye ama herhalde Papa Eftim belki de hani din ve dil açısından ve işte laiklik, sekülerlik açısından biraz Mustafa Kemal'i anlayabilmiş birisidir diyebilir miyiz? Çünkü onun yapmak istediklerini ondan önce yapmış. Tabii ki de zaten görüşsel olarak da birbirleriyle iyi anlaşan iki insandan bahsediyoruz. Bir tarafta Mustafa Kemal Paşa'mız, bir tarafta Papa Eftim. Zaten o anlayışta olmasalardı böyle bir şey olmazdı. Yani bir ordu kadar hizmet edemezdi ve etse bile buna muhasır olamazdı Atatürk tarafından. Çünkü hani yaptığı işler Papa Eftim'in ortada. Belgeli bir şekilde okumak isteyenler başvurabilir, okuyabilir bu belgelerde ne yaptığını görüyorsunuz. Ama bir tarafta da zaten bir topyekün savaşta bulunmakta ve insanlar gerçekten elinden geleni birbirine kenetlenerek yapmakta. Ama gelin görün ki işte günün sonunda bir ordu kadar hizmet etmiştir sözü, nişanesi orada Baba Eftim'e geliyor. Evet. Ve bir Yani de o ona yüzden geliyor. zihniyetin aynılığı çok önemli. Yani neye inanıldığının değil, o laik bilincin, milli bilincin, samimi bir şekilde Türk olabilmenin, Türk hissedebilmenin, ne mutlu Türk'üm diyebilmenin bilinci önemli. Yani bu Kesinlikle. Türk ırkından gelme ya da İslamiyet'ten, Hristiyanlıktan gelme bir olay değil. Türkiye Cumhuriyeti anayasal olarak kurulduğu değerlerde Atatürk'ün paylaştığı düşünceleri vakti zamanında kendi yaptığı beyannamelerde de Papa Eftim zaten göstermiştir.
Kesinlikle bu söylediklerinize katılıyorum. Hatta beni tanıyanlar da bilir, bu kanalı izleyenler de. Bizim bir Davut Dağ hocamız var. Kendisi Müslüman ve çok sevdiğimiz bir hoca. Biz birçok ateistten daha çok onu seviyoruz. Birçok ateisti sevmiyoruz, onu çok çok seviyoruz. Çünkü dediğiniz gibi, hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal hakları, sekülerliği açısından, bu ülkenin laik yapısı açısından ve "ne mutlu Türk'üm" diyebilmek açısından ve Türk milliyetçiliği ve Türk bilinci açısından çok sevdiğimiz bir insan kendisi. Bu yüzden Türk Ortodoks Kilisesi'ni ben seviyorum. Yani sevmemin sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı da keşke sizin kadar böyle bu şekilde sahip olsa da, yani en azından başkanları ya da şeyleri, onları da çok sevsek. Sonuçta laiklik olmadığı zaman, ben her zaman onu söylerim, laiklik olmadığı zaman ne Müslümanlık olur, ne Hristiyanlık olur, ne ateistlik olur, ne başka bir inançsızlık ya da inanç olabilir. Laiklik bütün inançların veya inançsızlığın teminatı gibi. Yoksa insanın birbirini Kesinlikle. kesiyor. Yani işte anlatıyorsun, bakın Fener Rum Kesinlikle. Partiyi şöyle yapmış, bu böyle olmuş, yani savaşlar çıkıyor. Yani laiklik olmazsa her şey olabiliyor. Yani seküler yapı olmazsa her şey oluyor. Hiç kimsenin Laiklik yaşamaya ve şey kalmıyor. sekülerizm üzerine bir makalem de birkaç gün içerisinde yayınlanacak galiba bir sitede. Takip edenler oradan da Twitter üzerinden ulaşabilir. Bahsettiğim gibi laiklik zaten benim çalışma alanım, akademik olarak çalışma alanım. Uzun yıllar bunun üzerine çalıştım ve gerçekten hani ekol olarak çok ayırmamakla beraber hani salt bir şekilde laikliğin her türlü korunması gerektiğine inanıyorum. Çünkü dediğiniz gibi Kesinlikle. laiklik olmazsa ne Müslüman İslam'ı yaşayabilir, ne Hristiyan Hristiyanlığını yaşayabilir, ne inançsızlar inançsızlığını Aynen. yaşayabilir. İnsanlar hep böyle inançların koruması üzerine gider hani laiklik olarak ama inançsızlığın da korumasıdır Koruması. aynı zamanda. Aynen. Kesinlikle. Çok çok önemli bir konudur Kesinlikle. ve günümüzde de zaten bütün bu yapılanlarla Ahmet Bey görüyoruz işte bir tarafta adi bir darbe kalkışması olsun, işte bu dinler arası diyaloglar olsun, cemaatleşme, tarikatlaşma yapıları olsun. Her geçen gün kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısı, genci hiç fark etmeksizin ne kadar önemli bir olgu ve su gibi nasıl ihtiyacımız olduğunu, nasıl muhtaç olduğumuzu gitgide görüyor. Görüp de görmediğini iddia edenlerin de nemalanması, işine gelmesi tabii ki de açıktır. Çünkü bir gün anlayacaklar ki gerçekten aslında empoze etmeye çalıştıkları şeyde laiklik koruması yok olursa altında ezilecekler. Kesinlikle. Yani hatta önce onlar ezilecekler. Umarım bunu da fark ederler. Çünkü laiklik hepimizin yani yıkılmaması için çalışmamız gereken, bizi koruyan bir çatı gibi. Şimdi Evet. ikinci saate de yaklaşıyoruz. Size gelmiş bir soru, bir de bir bilgi var. Soru soracağım. Önce şu bilgiyi vereyim. Mukan Kağan sormuş. Sizin için Paskalya'sı mübarek olsun diye. Teşekkürler sağ olsun. Bu İstiklal'deki Galatasaray Lisesi'nin oradaki kilise, Ortodoks sanırım, bir kere gitmiştim demiş. Türkçe ayin yapıyorlar demiş. Bu sizin kiliseniz. Kaç tane kiliseniz var? 4 tane mi şu anda hala? İstiklal'de yok, İstiklal'de kiliseniz bulunmamakta bizim. O zaman sizin kiliseniz değil. Siz İstiklal'de Galata birkaç tane Kilisesiniz var. tabii şeyde Tophane'deyiz biz, Karaköy'de. Kaç kiliseniz var şu anda? Meryem Ana Kilisesi var dediniz. Ana kiliseniz. Üç kiliseniz var. Dördüncüsü verilmişti, bahsetmiştim ya en Evet. başlarda Galata'da bulunan Türk Ortodoks Cemaat tarafından. Kiliselerimizden bir tanesi Menderes döneminde kamulaştırılıp yıkılmıştır yol geçecek diye. Bir tanesini öyle kaybettik. Şu anda Merkez Meryem Ana Kilisesi'ni kullanıyoruz. Bir kilisemiz başka bir cemaat tarafından kullanılmakta onların dini şeyinde. Diğer üçüncü kilisemiz de hemen Merkez Meryem Ana'nın biraz ilerisindedir. Orası yandı. Ha, geçmiş olsun. Teşekkürler. Orayı tadilat yapacak mısınız? Yapılmıştı, yeniden yandı. Bir dakika, bir saniye. Birileri mi yakıyor yoksa bu kadar tesadüf mü? Bilmiyoruz. Şeylere girmeyelim, spekülasyonlara Anladım. girmeyelim. Bir kısım şey yapılmıştı, iyi durumda değildi. Sonra yandı. Yandı. Geçmiş olsun tekrardan. Teşekkürler, Umarım sağ olun. yine restorasyon yapılır ve bu sefer yanmaz. Şimdi bir Antonio Costasis, pardon. Yani Niki mi bu, ismi mi bu bilmiyorum tabii ki.
Bayağı bir zaten chat'te kendisi bayağı bir şeyler yazdı. Şöyle bir şey söyledi. Ben de onu not aldım. Size soracağım. Ben de cevabını verebilirim ama sizin cevabını vermeniz daha uygun olur diye düşünüyorum. Chris Selçuk Eren Erol'un yapmış olduğu konuşma tamamen siyasi içeriklidir. Bir Ortodoksun ya da bir Hristiyanın diğer Hristiyan patrikhanesine hain damgası vurması tamamen İsa Mesih'e ihanettir. İncil'de var mı böyle bir şey? Yani bir kilise diğerine böyle bir şey diyemez diye. Güzel, güzel bir itham. Şimdi öncelikle bunu birkaç şeyde açıklamak lazım. Birincisi, ben siyaset bilimciyim. Siyaset bir bilim olarak benim mesleğim, işim. Yaptığım yorumlar tamamen siyaset biliminin çevresinde ve tarihin ışığında aldığım eğitimle, okuduklarım, yaptığım araştırmalarla sabittir. O yüzden hani böyle bir itham, siyaset konuşuyor ithamı çok mantıklı değil. Hani ben zaten burada bir taraftan basın sözcüsü yardımcılığı yaptığımı, diğer taraftan da başdanışman olduğumu söyledim. Mesleğim de zaten budur. Siyasetle alakalıdır ve bunun yıllarca, 6-7 yıl boyunca eğitimini almış bir insanım. O yüzden bu itham biraz saçma. Ama şuna gelecek olursak, tabii ki de din dediğimiz olgu İsa'nın, Hazreti İsa'nın öğretisi sevgidir. Hatta çok klasik olarak vardır ya, diğer yanağınızı çevirin. Şiddete başvurmayın. Bunu böyle göstermeyin. Bu ithamların sebebi yayını dinlediyse zaten belli niye böyle söyleniyor diye. Çeteleşen karşı taraf, bu oyunları düzenleyen karşı taraf, ülkeyi bölmek isteyen, megaloideyi kurmak isteyenler karşı taraf. Bizim ne dünya çapında herhangi bir insana ne yurt içinde ne yurt dışında bir düşmanlığımız, kinimiz vesaire olamaz. Zaten olmamalıdır da. İster inançlı olun, ister inançsız olun. Bunun ahlakla bir alakası vardır. Ahlaklı bir insan zaten bunu yapmaz. Ama eğer siz 1923'te kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'ne hala alınan derslerle kavrayamayıp hala bugünümüzde zora sokmaya çalışıyorsanız, bunun altına oymaya çalışıyorsanız, Cumhuriyet'e zarar vermek istiyorsanız karşınızda tabii ki de olacağız. Bu işin gerçeğidir. Yoksa şahıslarla, cemaatle hiçbir probleminiz zaten bulunmamakta. Niye bulunsun? Gelmek isteyenlere hep onu söyleyeyim işte. Müslüman arkadaşlarım, ateist arkadaşlarım falan böyle şey yapar. Biz de aynı katılabilir miyiz? Orası Tanrı'nın evidir. İsteyen herkes gelebilir, herkese açıktır. Ama bazı insanlar Tanrı'nın evini kullanarak siyasete bunu alet etmekte. Bunu siyasla İslam'da görmüyor muyuz? Political İslam diye baktığımızda üstüne yazılmış onlarca yüzlerce makale zaten bulunmuyor mu? Kitaplar vesaire yok mu? Ya da diğer dini tarihte baktığımızda başka başka dinlerde Hristiyanlık da olsun, Yahudilik de olsun, Müslümanlık da olsun bunlar kullanılmadı mı? Dini kullanarak insanlar terör örgütleri oluşturmadı mı? Çeteler oluşturmadı mı? Bu sadece Orta Doğu'ya ya da buralara özgü bir şey mi? Hayır. Dünyanın dört bir yanında din kisvesi altında bunun arkasına sığınarak Asya'sından tutun metro bombalamalarına, Amerika'da yapılmış saçma sapan tarikat eylemlerinden tutun Avrupa'da yapılanlara, Afrika'da yapılanlara her yerde var. İnsanlar dini siyasete alet edip laiklikten uzaklaşıp bir de bu alet ettikleri siyasal oyunlar yani dini siyasete alet edip kurmaya çalıştıkları şeyler insanların hayatına zarar veriyorsa, bir devlete zarar veriyorsa orada birilerinin de bazı gerçekleri söylemesi lazım. Kitaplara baktığınızda, yapılan araştırmalara baktığınızda zaten bu konuşulan şeyler belgelenmiş bir şekilde durmakta. Bunun üstüne daha bunun neyin siyasetini şey yapıyor? Ben burada demeç vermiyorum, şey yapmıyorum, bir miting vermiyorum. Ne bileyim ben bir parti üyesi değilim, partime oy istemiyorum. Hani bunun neyin siyaseti? Ben siyaset bilimciyim. Aldığım eğitim ışığında ben tarihi kullanırım. Sosyoloji diplomam var. Sosyolojiyi kullanırım. Laiklik üzerine çalışıyorum. Bunun antropoloji bölümlerini inceledim. Antropolojide dinin yeri olsun. Sosyolojide dinin yeri olsun. Bunların ışığında tarihe baktığımızda hani saçma bir kitap olarak görüyorum bunu. Kesinlikle katılıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi siyaset nerede başlıyor? Bence orayı değerlendirmesi lazım. Şimdi siz bir siyasi bir ideal uğruna, megalo ideal dediğimiz Büyük Yunan ideali uğruna bütün Hristiyanlığı kullanacaksınız.
Bütün elinizdeki Ortodoks cemaatini kullanacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saldıracaksınız. Ki o zaman Osmanlı diyelim hadi. Türk milletini bu şekilde yok etmek isteyeceksiniz. Türkiye'deki Hristiyanlar sırf Türk oldukları için kendi ülkelerini korumak adına bir kilise kuracaklar. Ve orada mücadele edecekler. Siz daha sonra işte Kıbrıs'taki EOKA'ya silah da temini ve para teminine kadar her türlü Tabii o kadar var. üstelik yani hani üstelik her türlü yani yanlış anlamayın aşağılık siyaset diyebileceğim teröre destek çünkü bu. Siyaseti yapacaksınız. Hadi onu da geçtik. Son 20 sene içerisinde dinler arası diyalog diye siyasi İslam'la ortaklaşa işler yapıp bu ülkenin insanlarını Ergenekoncu diye yaftalayıp içeride çürüteceksiniz. Onların ölmesine sebep ona sekiletik diyeceksiniz ki niye sen bizim patrikhanemize hain diyorsun? İsa Mesih'e ihanet değil mi? Yani benim bildiğim İncil'de böyle bir şey yazmıyor. Yani bir kere okuduğumu düşünüyorum. Ve böyle bir şey görmedim İncil'de. İkincisi zaten patrikhane diye bir şey yok Hristiyanlıkta. Hani böyle bir ruhban şeyi ilk İncil'lerde en azından böyle bir durum söz konusu değil. Patrikler daha sonra Hristiyanlıkta çok daha sonra ayrılıyorlar. Yani tarihi olarak bakarsak. Üçüncüsü burada bir İsa'ya ihanetten ziyade bir vatana ihanetin olup olmadığını konuşuyoruz zaten. İşin dini Tabii ki de boyutu çok evet. farklı. Evet. Aha, Yani tabii. Aha, tabii. Oraya atladım yani. din Doğru. farklı bir olay. Yani Mustafa Kemal demiş ya ezanın Türkçe olması diye. Bu din meselesi değil, bu dil meselesi diye. Dinle alakası yok bunun. Evet. Yani dille alakası. Şimdi burada bahsettiğimiz olay Hristiyanlıkla ilgili değil. Zaten ben Hristiyan değilim. Yani burada bahsettiğimiz olay vatandan bahsediyoruz. Vatana ihanetten bahsediyoruz. Ya yani biz vatan hainliğinden bahsediyoruz. Bilmiyorum. Yani çok ilginç. Ama çok güzel cevap verdiniz. Tebrik ederim. Ben yani aynı zamanda şimdi hem yani basın sözcüsü yardımcısı olarak da çok dolu bir insan seçmiş Türk Ortodoks Kilisesi. Bunu da söyleyeyim. Çok sağ olun. Çok sağ olun Ahmet Bey. Bir sorum daha var. Daha sonra bir izleyicimizin sorusu daha var. Furkan Çakmak Tabii buyurun. sormuş. Fener'in ekümenik olmasının bize zararı nedir? Onu açıklayabilir misiniz diye sormuş. Şöyle ki Fener'in ekümenik olmak istese bile olabilme ihtimali yoktur. Şimdi bunun birkaç boyutu vardır. Dinen zaten ekümenik olamaz. Bunun dini sebepleri bulunmakta. Ne kadar iddialarında bu dini sebeplerden bir tanesini kendileri gerçekleştirmişse mesela bir şey yoktur. Havariler tarafından kurulmuş bir yer değildir orası. Bu yüzden olamaz. Kendileri vakti zamanında bir süre ekümenikliklerini ilan ettiklerinde Bizans döneminde, yılını hatırlamıyorum. Yine siyasal bir şekilde bunu yapmışlardı. Osmanlı'da hiçbir zaman ekümenik olmadılar. Öyle bir hakları Osmanlı döneminde de bulunmamaktaydı. Yani 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu boyunca orası İstanbul Patrikhanesi olarak iş yapmıştır. Ve verilen imtiyazlar, İstanbul Patrikhanesi'ne verilen imtiyazlar da tamamen padişahın kontrolü altında olabilmesi adınaydı. Yani bir hata yaptıklarında sorumlu olacak kişi oradaki patrik olacaktı. Ya da işte çalışanlardan kim ne şey yaptıysa. Bu yüzden idam edilenler de olmuştur. King kapısına gelecek olursak. Mesela Mor İsyanı sonrasında orada Osmanlı Devleti gidip idamları gerçekleştiriyor ve Kin Kapısı o günden beri açılmıyor. 1822 yılında galiba bu idam gerçekleşiyor. 21 Mor İsyanı olacak 1820'de. Ardından da bu yapılan ihanetten dolayı, Patrikhanenin buna karışmasından dolayı da idam gerçekleştiriyor. O günden beri Kin Kapısı açılmıyor. Kin Kapısı ancak ve ancak Türk bir yetkilinin idamı sonrasında açılacaktır diyorlar. Hani şimdi baktığımızda hani dinden bahsediyoruz. Dini bir perspektiften de bakacak olursak hani sevgiden bahsettiğimiz bir yerde bu nasıl bir nefrettir? Aynen. Olmaması gereken bir şeydir. Ya kin Ekümeniklik gütmek. peki bize ne zararı olur? Bir kere kurmaya çalıştıkları olay İstanbul'un özerkliği bir yerde ve sonra da işte bu megalo ideya uyarınca bağımsızlığı ve dini olarak İstanbul Patrikhanesi'nin de eski gücüne kavuşması ve bir yerde de aslında direkt olarak sınırlarımızın bozulması demektir. Şimdi ekümeniklik iddia günümüzde edebilir mi? Edemez.
Hani yayınlarda şey falan yazıyorlar işte 300 milyon Ortodoks'u mu ne temsilcisi? Bir kere dünyada en çok Ortodoks'a Rusya sahipken tam olarak nereye ekümenik olunuyor? Bu tamamen siyasal yönden Batı'nın istediği bir şey. Şimdi Soğuk Savaş'ta da böyle oldu. Bir tarafta Sovyet bloku, bir tarafta işte ABD güdümünde NATO bloku, Sovyet'in uyduları, uydu ülkeleri, diğer tarafta ABD'nin uydu ülkeleri. Hani iki büyük güç savaşıyor ve olan diğer küçüklere oluyor. Ondan farklı bir olay değil bu. Yani Rusya'ya karşı şu anda Batı açık bir şekilde, hatta 1949'larda Sovyet dönemine bakarsanız, yani Soğuk Savaş dönemi, öncesi dönemi ve sonrasında Amerika o zamanlardan beri, hani bu yeşil kuşak teorisi olsun, Orta Doğu'nun İslamlaştırılması ve siyasal İslam'ın egemen olduğu bir kuşakla bir taraftan Sovyetleri sarmak istiyor. Diğer tarafta Fener Rum Kilisesi bulunmakta. Şimdi biz Fener Rum Kilisesi'ne oturup dini bırakmış bir Sovyet'e karşı Ortodoksları güçlendirip onların dini duygularını, milli duygularını önüne geçirmeye çalışırsak ne olur planıyla, programıyla Fener Rum Kilisesi'nin güçlendiğini görüyoruz. Bu tamamen siyasal bir olay. Burada din nerede? Şimdi bu kadar Ortodoks'a sahip olan Rusya oturup Fener Rum Kilisesi'ni tanıyor mu? Ekümenik diyor mu? Nereden nereye 300 milyon Ortodoks'un liderliğini alıyorlar? Onu da geçtim. Türk Ortodokslar var. Dünyanın dört bir yanında Türk kimliğini hala taşıyan ve o kiliseler şu anda zaten Moskova Patrikhanesi'ne bağlı. Ama Türk onlar. Onları da temsil etmiyorsunuz. Tam olarak neyin temsiliyeti oluyor, neyin iddiası oluyor? Siyasiler, Türk siyasiler dahil olmak üzere tam olarak nasıl ekümenik diye hitap ediyor? Lozan'a, anayasaya nasıl aykırı işler yapabiliyor? Bu ülkede anayasaya karşı herkes aykırı işler yapabiliyor da neyse. Yani Evet. Bu ülkede hukuka karşı herkes istediğini aynen. Bak neredeyse şimdi yapabiliyor. Buri geldi. Hoş geldin Buri. Yani Buri daha iyi biliyordur hukuka karşı işlenen hukuksuzluğu. Ya Fener Rum Patrikhanesi'nin bence Burhanettin ekümenik Bey de buradan o zaman selamlar, hoş gelmiş. Evet, buyurun, onda pardon yayını böldüm. vardı galiba, yeni bitti. Ekümeniklik konusu. Fener Rum Patrikliği bence bu işi bir reklam ya da propaganda aracı olarak yapıyor diye düşünebilirim. Tabii ki de Çünkü siyasal propagandadır bu. yani kesinlikle bir Güç propaganda. Yani dengelerini değiştirmek. bize Yine ekümeniği siyaset filan. konuşmuş olacağım ama yani bilimsel olarak Yok, siyaset Türk bilimci onlar siyaset konuşunca olmuyor. Siz şeyle. konuşunca oluyor. Onlar istedikleri gibi siyaset. Ya ekümeniklik iddiası bir siyaset işte, yani burada uzlanan bir siyaset. Tabii Bunu ki de, tabii ki de ya bu dini dayanağı olan bir şey değildir. aynen dini dayanı olan bir durum değil. Yani kimi temsil ediyor? Siz dediğiniz gibi Türk Ortodokslarını temsil etmiyorsun. Nasıl ekümenik olabilirsin? Ve aynı zamanda hani havariler mi kurdun ki Fener Rum Patrikhanesi'ni? Şöyle bir soru sormuşlar. Hani biraz siyasetten, yani siyasi tarihten de çıkalım. Katoliklik ve Ortodoksluk arasındaki farkı özetleyebilir mi diye sormuş Mukan Kağan. Bu son sorumuz. Selçuk Bey, ondan sonra bitiriyoruz. Tamam, onu daha çok internet üzerinden bulabilirler. Yani Katoliklik ve Ortodoksluğun temel farkı yani bir yerde öğretilerin farklılaşması ve farklı kültürler tarafından yorumlanması. Bilindiği üzere Roma'nın Doğu ve Batı olarak bölünmesinden sonra bir tarafta işte yıllar içerisinde İstanbul Patrikhanesi oluyor. Diğer tarafta Vatikan bulunuyor. Ve bununla beraber hani kültürel olarak da farklı bir şekilde yorumlar başlıyor. Din aynı din. Öyle bir büyük fark bulunmamakta. Belli başlı ritüeller olsun, takvim yorumları olsun, işte Julian Gregorian takvimine göre bayramların kutlanması olsun, bayramlara atfedilen önemler, bazı özel günler, dini ritüeller, kutsamalar vesaire ufak tefek farklılıklar göstermekte. İnternet üzerinden ulaşabilirler daha detaylı bir şekilde görmek isteyenler. Ama onun dışında dediğim gibi hani Ortodoks dünyasında böyle farklı, hani bir Katoliklik, Ortodoksluk gibi bir uçurum farkı yok. Bir de tabii ki de hani her inancın içerisinde Katoliklik ve Ortodoksluk olarak baktığımızda hani bir tarafta da Protestanlığı görüyoruz. Orası zaten bambaşka bir dini inanış
olayı oluyor. Evangelistleri, püritenleri vesaire görüyoruz. Herkes farklı bir şekilde yorumlamış ve mezhebini ona göre oluşturmuş diyebiliriz özetle. İster de Yani öyle hatta zaten. onları da bir bakabilirseniz, sadece hani Katolik Ortodoksluk olarak incelemeyin. Bunu tarihsel olarak farklarına bakın. İşte Doğu Roma, Batı Roma olayında. Ondan sonra asıl olayların enteresanlaşması da işte Püritenlerin, Evangelistlerin, Protestanlığın ortaya çıkmasıyla da çok enteresan bir mezhepleşme ve neredeyse tarikatlaşma yoluna gidiyor. Hatta hatırlarsanız bu Donald Trump'ın seçildiği yıllarda Evangelistlerin aldığı desteği vesaire mesela çok sorgulamışlardı. Hani bütün onlar hala siyaset içerisinde bilfiil bulunmakta. Onlar da enteresan konulardır. İlgisini çekenlere tavsiye ederim. Evet. Peki şey soracağım. Bilginiz var mı? Sizinle ilgili değil mi? Türkler Ortodoks olması hani bu coğrafyada normal de. Ben bir ara yani bir ara derken lise dönemlerinden falan 20 sene önce falan yani ondan bahsediyorum. 20 sene önce falan Türklerde protestanlık artıyor diye bir şey duymuştum. Protestan misyonerler Türkiye topraklarında cirit atıyor falan diye. Hatta bunu vah 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 diye vermişti televizyonlar. İşte halimize bakın Ortodoks şey protestan oluyoruz diye. Var mı böyle bir şey? Yani size rakip Türk Protestan Kilisesi gibi bir kilise var mı? Bilmiyorum. Misyoner faaliyetleri zaten uzun yıllardır çok uzun sürmüş. Tamamen siyasal olan bir faaliyettir. Basın sözcüğümüz Sevgi Ener uzun yıllar bununla mücadele etmiştir. Yani evet, ortada bir din değiştirme olayı vardır ve biz de buna çok karşı çıkmışızdır. Ama hani bu sadece dini bir mesele değil, aynı zamanda siyasal bir oyunun farklı bir ayağıdır. Yapmak istedikleri siyasal oyunları, gerekli siyasal taktikleri bir nevi din kisvesi altında yine her zaman olduğu gibi misyonerlik faaliyetleriyle yürütmüşlerdir. Toplum yapısını bozmaktan tutun, işte kültürel değerlerin yok edilmesine kadar bunlar aşılanmıştır. Büyük paraların da döndüğü Evet. meselelerdir. Bir ara hatta 100 dolar ver, 1000 dolar mı 100 dolar mı ne veriyorlar insanları Hristiyan yapıyorlar gibi şeyler de duymuştum. Ya Hristiyan olması bir şey değil de hani dediğiniz gibi hani farklı bir siyasi şeyin perspektifi kapatmak için Hristiyanlık kullanıyorsa o kötü bir durum tabii ki. Yani mesela Tabii ki de, tabii ki de. Amerikalı misyonerler özellikle çok fazla bu Türkiye'de o zamanlar özellikle çok fazla cirit atıyorlardı diyeyim. Ve İşte fakir özellikle ailelerin çocuklarına işte para vererek protestanlaştırma. Hani protestan yaptın iyi hoş güzel. Yani İsa'yı anlatıyorsan neyse de Amerikan ideali ya da yani Türkiye Cumhuriyeti'ne karşıtlık ya da ne bileyim işte yani siyasi olarak bir de bunu alttan besliyorsan o durum biraz açıkçası şüphe çekici bir durum. Evet. İlginç. Öncelikle kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık ama söyleyeceğiniz son birkaç cümle varsa onları alayım Selçuk Bey. Sonra da kapatalım zaten. Ben 2 çok saati teşekkür ederim geçtik. Ahmet Bey. Bütün konuşmaları şöyle bitiriyorum. Kısaca bir anekdotla şey Hı, tabii yapabilirsem, ki. hep onu söylemeyi seviyorum ve galiba bundan sonra da hep böyle bitireceğim bir imza olarak. Erener soyadı çok sorulan, nereden geldiği, anlamının ne olduğu sorulan bir sorudur. Karşılaştığım yerlerde Eren Erol, Eren bir asker ol anlamına gelir ve soyadı kanununda Papa Eftim tarafından alınmıştı. Yani her zaman bilge bir asker ol anlamında. O yüzdendir ki zaten kurulduğu ilk günden beri Türk Ortodoks Patrikhanesi ve onun kurucusu Papa Eftim ve onun ailesi olarak biz her zaman Mustafa Kemal'in askerleri olarak mücadelemize devam edeceğiz. Çok sağ olun. Bu yüzden her zaman yani açık olarak söyleyeyim. Hani inanç olarak aynı inançta değiliz. Dediğim gibi ben sizin inandıklarınıza inanmıyorum. Ama Müslümanların da söylediklerine inanmıyorum. Ama bence bu ülkeye lazım olan bir anlayış, sizin anlayışınız. Keşke bu ülkedeki birçok yani dinden kurumlar da böyle anlasalar. Sizin gibi olduğunu düşünebildiğim bir tek bazı Alevi cemaatleri var. Onlar da sizin gibi özellikle Mustafa Kemal'in devrimleri konusunda böyle hani kırmızı çizgileri niteliğinde olan bazı Alevi dernekleri var. Hepsi demiyorum ama bazıları diyorum. Bunu parantez açarak çok teşekkür ederim tekrardan katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Ben size hemen arka tarafa alayım. Ben bu arada az önce söylemeyi unuttum. Burhi de yazdı chatten selamımı söyleyin diye. Yani selamı bende kalmasın. Sağ olsun. Maalesef hukuku çok çiğniyorlar demiş. Evet, yani maalesef bunu çok görüyoruz.
Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben hemen arka tarafa alayım, kapanışı yapayım. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi akşamlar. Açıkçası çok zevkli bir yayındı. Ben de çok zevkli bir yayın olacağını düşünüyordum. Öğrenmek istediğim birçok şeyi öğrenmekle beraber maaşının kesildiğini, daha sonra da geri iade edildiğini de öğrendik. Papa Eftim bu ülkenin gerçekten hani çok önemli insanlarından bir tanesidir. Birçok bence Müslümanın, özellikle birçok Atatürkçünün hani Rıfat Börekçi'ye ya da Mehmet Akif Ersoy'a gösterdiği saygının aynısını, eş değerini, ne fazla ne eksik göstermesi gereken değerlerimizden birisidir Papa Eftim. Hristiyan olması bir şey ifade etmez. Kendisine tabiyle kendisi Türk oğlu, Türktür. O yüzden bunu hiçbir zaman unutmayın. Burada önemli olan inançlar değil. İnançlara takılırsanız ya da dinlere takılırsanız ne yazık ki birincisi Mustafa Kemal'in mirasına ihanet edersiniz. Mustafa Kemal'in laiklik anlayışına ihanet edersiniz. Aynı zamanda onun milliyetçiliğine de ihanet etmiş olursunuz. Yani sadece laiklik de değil. Çünkü Türk milliyetçiliği ne mutlu Türk'üm diyene sözünden oluştuğu için, ne mutlu Türk'üm diyene sözünü söyleyenin bir Hristiyan olması, hatta bir Kürt olması, hatta bir ne bileyim Zerdüşt olması, Şaman olması hiçbir şey değiştirmez. Hatta ateist olması hiçbir şey değiştirmez. O yüzden Mustafa Kemal'in izinden gidiyoruz diyorsanız, eğer Mustafa Kemal'i biraz anlayabildik diyorsanız, işte bugünkü yayın çok önemli bunun için. Ben o yüzden bu yayını ilk Burhi yaptığında çok kıskanmıştım. Çünkü dediğim gibi bu yayını en çok yapmak isteyen kişilerden bir tanesi benim. Çünkü Mustafa Kemal'in anlayışını gösterebilmek adına burada yayınlar yapıyoruz. Burhi sağ olsun bu arada. O da çok güzel yayınlar yapıyor. Onu da takip ediyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Çok da fazla uzatmayayım. Komşuları da çok fazla rahatsız etmeyeyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Outro'ya giriyorum. Perşembe gününe, yani bugün Salı, Çarşamba'ya bir yayınım yok. Perşembe gününe yayınım olacak. Hiçbir şey yapmamazsam Twitter haberleri ya da yorumları okuyacağım. Cuma günü de bir yayınımız var. Din, bilim konusunda bir yayın yapmayı planlıyoruz. Ancak şu an henüz daha girmedim. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Kendinize iyi bakın. Ha, 25'inde haftaya Pazartesi. 25'inde Scorpio ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.